HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, düşünce, görüş, önerileriniz için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, şöyle baktığımız zaman isterseniz şöyle bir haftayı hatırlayalım. Bugün zaten biliyorsunuz 15. hafta, 2 maçta sona erecek. Şöyle değerlendirmeye baktığımız zaman, haftaya baktığımız zaman, geçen maçlara baktığımız zaman Galatasaray evinde Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 kazandı. Galatasaray 3-1 Yukatel Adana Demirspor maçını geçti. Biteksen Antalyaspor evinde Babakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Yılport Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Kaybetti. İstanbulspor evinde Koren'den Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mondium Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'a Futbol AŞ 2-0 yendi. Rams Başakşehir Futbol Kulübü evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Günün programına baktığımız zaman bugün 2 maç gözüküyor. Ankara Gücü, Çaykur Rizespor ve Tümasan Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçların başlama saati saat 20 gözüküyor. Evet, şöyle baktığımız zaman yarın zaten biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi. Bu hafta tabii takımlarımızın Avrupa maçları var. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili de programın ikinci bölümünde zaten konuşacağız. Hafta içinde biliyorsunuz hafta sonunda özellikle derbiyi biraz daha gündemdeydi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi gündemdeydi. Ben de maçı statta takip etme imkanı buldum. Gittim, maça gittim. Tabii burada hakem hataları çok fazla ön plana çıktığını söylememizde fayda var. Hakemle ilgili işte biraz Özgür Yankaya'nın, yani VAR hakeminin, Özgür Yankaya'nın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı kurtardığını söylememiz lazım. Baktığımız zaman çok yanlış kararları vardı Atilla Karaoğlan'ın. Özellikle 27 Atilla Karaoğlan'ın 27 kararının vermiş olduğu 27 kararın 18'inin yanlış verildiği gözüktü. Yani bunu da %66 yanlış kararlar verdiği istatistikleri var, onu da belirtmek istiyorum. Derbiyi konuşacağız. Trabzonspor dün akşam deplasmanda farklı kazandı. Trabzonspor'u konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili de biraz ben çalışmalar da yaptım. Nerede yaptım? Statta yaptım tabii ki. Beşiktaş muhabir arkadaşlarla konuştum. Onlardan da gelen çok ilginç bilgiler var. Yani can sıkıcı bilgiler var. Bazı şeyleri kulüp yalanlasa da hakikaten ciddi anlamda çok büyük sıkıntılar var Beşiktaş'ta. Bunları da programın ikinci bölümünde Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımızla konuşacağız. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Aygün abi. Aygün abi, öncelikli olarak bu sosyal medyada geçen bir kardeşimiz var. Çocuğumuz var. Beşiktaş'ta. İş izleme fırsatı. Gördüm onu. Hatta Okay Karacan'a da ilettim onu. Onu yani, mu söylüyorsun acaba? Maça gelmesi anlamını. Maça gelmesi anlamını Fenerbahçe taraftarının Beşiktaşlı kardeşimizin duygusal anlarıyla alakalı paylaşılan bir video vardı. Gördüm. Yani, maalesef bu kadar fanatik yetiştiriyoruz çocuklarımızı, nesillerimizi bu şekilde yetişiyor. İyi mi kötü mü bilemiyorum ama bence bu kadar fanatik olmamalı. Aynı videoda çocuklarımız. Benimki izledim. Duygusallanıp ağlıyor. Beşiktaş penaltı kullanırken gibi videosu var. Aynı videonun bilmiyorum. Aynı da belki de. Buyurun. Ahmet Bey. Yani çok fanatik yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Ya bu bence bir yanlış. Yani her şeyimizi futbola bağladık. Çocuklarımız bu tarz duygusal şeylerden maalesef etkileniyor. Ve bunun karşılığında da maç hakemiyle alakalı olarak da gördük. Yani bu kadar duygusal bir halkımız varken, bu kadar duygusal bir taraftarımız varken hakemlerin bu şekilde yapmış olduğu hataları ben artık hata olarak demiyorum. Bunları bir art niyet olarak benimsiyorum. Kesinlikle bir art niyet var. Kesinlikle hakemler bu konuda artık iyi niyetli değiller. Bunu dile getirmek istiyorum. Bir de üstüne bir şey daha söylemek istiyorum. Galatasaray maçı sonrasında, Adana Demirspor maçı sonrasında Belhanda'nın tribünlere gidip de üçlü çektirmesi konusundaki ve maçtaki performansı konusunda
acaba Murat Bey, Adana Demirspor Başkanı Murat Bey bu konuda herhangi bir açıklama yaptı mı? Veya da Galatasaraylı taraftarlar bu konuda ne düşünüyor? Yani o, evet, o forma daha önce Fenerbahçeli birisi girmiş olsaydı, aynı şekilde bir Fenerbahçeli bir futbolcu bu bunu sergilemiş olsaydı ki Beşiktaş maçında gördük. Toparlayalım Mert Bey, toparlayalım. Mert Bey'i gördük. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen bir futbolcunun nasıl bir futbol sergilediğini herkes gördü. Bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Saatlerimiz 10 geçiyor çünkü. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Bugün 10.30'a kadar telefon alacağız. Ondan sonra Ömer Faruk hocamızla bir araya geleceğiz. Hocamız da hafta sonundaki maçların hakemlerini değerlendireceğiz. Onda da çok ilginç bilgiler var. Hem bir Fenerbahçe hem de bir Beşiktaş bağlantısı yapacağız bugün. Yarından itibaren tamamen Galatasaray'a döneceğiz. Bugün zaten Galatasaray'da konuşacağız. Ben de Galatasaray'la ilgili çok önemli bilgiler var. Onları da programın ikinci bölümünde sizlere aktarmaya çalışacağım ama Beşiktaş'la ilgili duyduklarım yani tüylerimi diken diken etti, açık ve net söyleyeyim. Sevgili Beşiktaş muhabir arkadaşımıza bunları soracağım. O yüzden bizden ayrılmayın. Çok önemli gelişmeler var diyelim. Kısa bir araya gidelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hemen bir iki mesaj var, onu okuyalım. O kadar çok mesaj geldi ki okuduğum mesajlar bir anda kayboldu. Hemen Nedim Küçük'ten başlayayım isterseniz. Ramazan Eryiğit. Selam Aygün abi, ben Bahçelievler'den Ramazan. Beşiktaş başkanı bundan sonra sence ne yapmalı? Kadro dışı mı yoksa teknik direktör değişikliği mi? Kolay gelsin demiş. Ya Sayın Hasan Arat'ın yapacak bir şey yok. Yani yapacağı tek bir şey var. Kadro dışı bıraksan ne olacak ki? Kimi bırakacaksın? Yani kadro dışı bıraksan zaten takımın yarısından fazlası sakatlıktan dolayı oynayamıyor. Kadro dışı bir çare mi? Ben de şu an çare değil. Ama bir hoca değişimi ve kadroda geniş çaplı bir revizyon gerekiyor. Onu tekrar belirteyim. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Beren'e saygılar sunuyorum. Buyurun Beren Bey. Buyurun Beren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aygün Bey, Beşiktaş Fenerbahçe maçını gerçekten en son bağlandığında tam da istediğim oyun buydu. Tam olarak olmadıysa da Aygün Bey, mesela Ferdi'nin, Hüsa'nın, ondan sonra ileride Ceko'nun gerçekten bence müthiş bir performans gösterdiler. Attıkları golde de Aygün Bey, mesela ilk golde de müthiş bir organizasyon var. Ceko'nun attığı gol. Evet, evet. Sağdan da aynı şekil geldi. Bu sefer Şimanski kaçırdı. Yetişemedi Aygün Bey. Müthişti yani. Anladım. Onun dışında Aygün Bey, ben Futbol Federasyon Başkanı bence çok üzülmüştür Aygün Bey. Neden biliyor musunuz Aygün Bey? Bilmiyorum. Fenerbahçe'ye VAR'dan gelen hem penaltı, iki penaltı artı mesela diyebilirdi ki ya neden verdiniz? Neden bu VAR'a şey yaptınız? Anladım, anladım. Hakem gözünün önündeki Aygün Bey, Şimanski Allah aşkına yani 5 metre önündeki pozisyonu Şimanski'nin resmen ayakları yerden kesilmesi nasıl görüp penaltı vermez? Bunu VAR uyarıyor. Yani hakemlerimiz kötü. Peki, Aygün Bey. Peki. Ben Avrupa'da oynayacak olan Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de canı yürekten başarılar diliyorum. Çok teşekkürler Berat Bey. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, kendinize bakın. Nedim Küçük, yayınlar Genç Özüpek. Keyifli bir derbi galibiyetinden sonra ortaya çıkan gerçek, Fenerbahçe'nin klas olarak ve oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş'tan çok üstün olmasıydı. Ayrıca İsmail Hoca'ya yapılan linç artık son bulmalı ve onun yanında olunmalıdır. Perşembe'yi de iple çekiyoruz. Nedim Küçük demiş. Şimdi Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Yani ben açık ve net size söyleyeyim. Tarihi bir fark olabilirdi. Ben hatta Radyo Trafik'in sosyal medya hesabına, onlar da işte yarışmaya düzenlemişler. Kaç kaç biter diye. İki kişi bu cevabı vermiş. Ben 3-1 dedim. Bir dinleyici daha 3-1 demiş. Onlarcakilerin hepsi farklı farklı skorlar vermiş. Ama açıkça söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın bu kadar ezildiğini görmedim. Ya bir tane isabetli şutum var, o da penaltı. Kaleye bulan tek şutun penaltıdan attığın gol. Bir tane. Bakın çok ilginç şeyler oluyor Beşiktaş'ta. Bir tane futbolcu, isim vermeyeceğim. Futbolcuların isimlerini vermeyeceğim. Bir tanesi yalanlıyorlar ama yalanlamaları yanlış. Saç ektiriyor, ortalarda yok. Bazı futbolcular,
bazı futbolcular hocaya açık ve ne söyleyeyim, bunlar hep yalanlanıyor ama onlar gerçekler. Antalya kampa gitmeyiz diyorlar. Sercan Dikmen'in haberidir bu. Ben de duydum bunu. Biz gitmeyeceğiz diye ayağa kalkıyorlar, kamp iptal oluyor. Bazı futbolcular ben 25-30 dakikadan fazla oynayamam, en fazla 40 dakikadır, ondan sonra beni çıkar diye hocayla konuşuyorlarmış arkadaşlar. Ne oluyor Beşiktaş'ta? Sayın Hasan Anat'ın Allah yardımcısı olsun. Feyyaz hocamı çok severim. Sayın Samet Aybaba'yı çok severim ama işleri kolay değil, ne söyleyeyim. Öyle bir tabloyla karşı karşıyalar ki, öyle bir oyuncu grubuyla karşı karşıyalar ki, öyle gruplaşmış bir oyuncu grubu var ki orayı yıkmak kolay değil. Günaydın. Aygün abi günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Cüneyt ben, Bursa'dan abi. Cüneyt kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? İyi sağ ol, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin. Hamdolsun. Çünkü abi senin gibi biz de maç skorunu oğlum atacak gollere kadar hepsini bildi. Vallahi mi, helal olsun. Abi, yani hatta ben de 4-1 İrfan da atardım. O 3-1 dedi, ben 4-1 İrfan da atardım. Bizim topumuz direkten döndü. Ben bilemedim, o kazandı. Aygün abi bir şey diyeceğim ben şimdi. 26 tane hakem kararı alınmış. 18 tanesi yanlış, evet. 17 tanesi Fenerbahçe aleyhine. Evet. Yani abi şimdi burada art niyet kelimesi az kalır bence ya. Yani biz Fenerbahçe olarak maçı kazandık ama VAR olmasa biz maçı kazanamayacaktık. Demek ki yani görüntü bu. Gözünün önünde verilmeyen iki tane çok net penaltı. Gerçekten Özgür Yankaya devreye girmese demek ki biz maçı kazandırılmamak için sahaya çıkarmış bir hakem vardı. Kim espri yaptı? İlker Hoca espri yaptı galiba. Ya bu uzak yakın miyop astigmat mıydı? Yakın astigmat mıydı? Uzak miyop mu değil mi? Uzak evet, mı miyoptu? Yakın miyop öyle bir şeydi galiba. Neyse dedi ki yakında bir sıkıntı var, uzakta bir sıkıntı yok dedi. Uzağı çünkü 50 metre öteden gördü, penaltıyı verdi. Yanındaki iki pozisyonu gözüne bir sıkıntı olduğundan dolayı vermemiş olabilir de böyle bir espri yaptı. İlker Hoca'ya da tebrik ediyorum. Güzel, çok zekice bir espriydi. Evet, katılıyorum. İki tane net pozisyon yani, önünde vermedi. Benim için maçın bitti yani hakemin bitti, kafa olarak bitti penaltılardan önce Dzeko'nun pozisyonu abi. Yani hani hücuma çıkarken faalle indirildi de bize faal aleyhine verildi. Aleyhine verdi. Hatta orada Dzeko isyanlardaydı. Gerçekten orada hakemin yani bu art niyet değil, çok başka bir olaylar. Ama sonuçta iyi oynadık. Gerçekten Beşiktaş her ne kadar eksik olsa da Beşiktaş'tır abi bu. Geçen sayede Kadıköy'de 10 kişi kaldı. Evet. Geri döndüler, aldılar. Yani bir ders çıkarmıştı Fenerbahçe vardı bence sahada. Sizin dediğiniz gibi yani bu Dzeko, Tadic nerede inisiyatif alması gerekiyorsa orada inisiyatif aldılar. Hak edilmiş bir galibiyet sonuçta. Peki. İyi çok oldu. Teşekkürler. Sağ ol Cüneyt, kendine çok iyi bak. Sağ ol abi. Yeni şeyde biliyorsunuz, onu da söyleyeyim, hani kaptanlar biliyorsunuz itiraz ediyor hakemlere. Takım kaptanı Dzeko pozisyonla ilgili itiraz etti. Pozubantını gösterdi. Ben sağ içinde olduğum için belki kaçırmış olabilirsiniz. Ben diyor kaptanım, itiraza geldim dedi, sarı kart dedi ya. Gerçekten ilginçti hakem. Gerçekten ilginçti. Talib Bey demiş ki evet yarın Kopenhag'dayız demiş. Başarılar diliyoruz Galatasaray şimdiden. Biri de şu faiz deplasman biletlerine dur desin. Bir bilet 450 euro. 14 bin liraymış arkadaşlar, öyle de yapmış. Euro tabii şu anda kaç lira olur bilmiyorum ama 14 bin liraymış. Ben de şunu söyleyeyim, Süper Kupa bileti ne kadar sevgili Tali kardeşim? 18 bin, en iyi yer olanı 18 bin Suudi Arabistan riyali. Yani 138 bin 640 bin TL civarı. Günaydın. Günaydın Meral Gün Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Sultan Gazi'den Ünal, hayırlı haftalar. Sağ ol Ünal Bey, size de teşekkürler, buyurun. Şimdi ben iki konu değinecektim kısa. Buyurun. Bir cuma günü Galatasaray Adana Demirspor. Evet. Ve cumartesi günü Beşiktaş Fenerbahçe. Doğru. Yani aslında bu iki tane iyi takımımız yani kadro olarak, hı hı, şey olarak. Hani biz diyoruz ya hakemleri yenmememiz lazım ama biz hakemleri de yeniyoruz artık. Yani iki takım da hakemleri yeniyor. Nelson'un koluna çarpan top biliyorsunuz bir açıdan çok net belli, ayağından sekerek geliyor. Bir de Beşiktaş Fenerbahçe bir maçında Şimanski yapılan gözünün önündeki penaltıyı veremiyor bu hakemler. Maalesef. Yani, maalesef. Ya şimdi gerçekten iki takım da kadroları güçlü olmasın çok puan kaybederler aslında. Yani oyun kalitesi olarak çok iyi. Hakemleri artık saymıyorum. Bir de bu yarınki bizim maça da değinecektim. Kopenhag maçı. Evet buyurun. Biliyorsunuz çok kötü onlara göre, Kopenhag'a göre bence iyi bir hakem. Bize göre kötü, evet, bir hakem. Evet. Sadece 8-9 maçta bir Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti var. O da yani küçük takım ama bu hakemle gerçekten zorlanıyoruz. Çok büyük bir maç olan bence Manchester Bayern Münih maçına da Şampiyonlar Ligi'nde ayarında bir hakem vermiş, doğru. Ya şimdi bizim ligde onlar bu maçları yönetemez. Yani bir derbi yönetebilir mi? Yani bir derbi gibi maçlar bence bunlar Avrupa'daki. Doğru. Her maç derbi gibi bir maçtır. Doğru.
Yani bence Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar biliyorsunuz bu olaylarda. Açılan pankartlardan, Filistin'e desteklerden dolayı UEFA ceza vermeyi düşünüyor ama aynı şeyi bu şekilde yapmaya çalışıyor diyorsunuz, anladım demek. Glasgow Rangers'ta yapılan şey bize de yapılıyor şu an. Doğru, doğru. Yani şimdi evet. Hayırlı haftalar diliyorum. Çok herkese. Teşekkürler. Buradan Gaziantep'ten Adem Bey ve Malkoçoğlu'ndan İsmail Bey'e, Trabzonspor'lu İsmail Bey'e sevgiler. Bir de Trabzonspor'a şunu son kez söyleyeyim. Trabzon bütün maçlarını deplasmanda oynarsa şampiyon olur. Peki. Hepinize hayırlı yayınlar. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abi demiş. Mustafa Demirkaya demiş ki Beşiktaş o kadar sahada yoktu ki her takım bu dönemde Beşiktaş'la karşılaşmak ister. Bir de Rıza Hoca beklemediğimiz bir yenilgi diyor. Elini ayağını dolaşması bu hangi takım teknik direktör yenilmek için çıkar sahaya demiş. Ya hocaya da çok fazla yüklenemiyorum ki. Yani elinde de bir şey yok. Çok değişik bir oyuncu kadrosu var. Bir tane oyuncu, bakın ben size bir şey daha söyleyeceğim. Bir oyuncu ben sakatım diyor, hastayım diyor, oynamak istemiyorum diyor. Onun oynamadığını gören diğerleri de ben de hastayım diyor. Nasıl mücadele edeceksin? Nasıl mücadele edeceksin? Beşiktaş'ta ben size söyleyeyim, çok ilginç şeyler yaşanıyor. Çok ilginç olaylar var. Kolay değil Sayın Hasan Arat'ın işi. Feyyaz Oyuncu'nun işi de kolay değil, net söyleyeyim. Bak buradan uyarıyorum, hiç kolay değil işleri. Yani bir de gelen futbolcular uzun yıllar sözleşmeler yapmış. Futbolcuları nasıl göndereceksiniz? Afrika Kupası var Ocak'ta. 6-7 futbolcu yok. Allah yardımcısı olsun başkanın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Mustafa ben abi. Nasılsın? İyiyim Mustafa Bey. Sağ olun. İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim abi. Benden önce bağlanan arkadaş Galatasaraylı mıydı? Ünal Bey mi? Evet, Galatasaraylıydı. Ha yok yani var olmasa Galatasaray maç kazanamayacak dedi de çok komiğime gitti, gülesim geldi de orada. Yani Galatasaraylı olmadığını düşünerekten söylediğini düşündüm, neyse sıkıntı yok. Aygün abi ben dünkü maç hakkında konuyu ver. Buyurun. Fenerbahçe ile alakalı konuşacağım da. Hı-hı. Şimdi ben İsmail Kartal'ın yani başarısız olduğunu düşünüyorum, takımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dün maç özelinde de. Hı hı. Bence dünkü maç Fenerbahçe gerçekten iyi oynadı. Dzeko geldiğinden beri, takıma geldiğinden beri en iyi maçını çıkarttı bana göre. Bir de söylemek istediğim, çok uzun zamandan beri Trabzon maçından beri bağlanmaya çalışıyorum sana esasında da. Yani bu Tadic'in sözleşmesinde penaltılar atar diye bir maddesi mi var abi? Neden sürekli bütün penaltıları bu arkadaş atıyor? Bir de şunu söyleyeceğim. Tadic'in Fenerbahçe'deki oyunu Ajax'taki oyunundan çok çok daha aşağıda. Bence orada oynadığı oyunun 5'te 1'ini oynuyor. Hı hı. Belki kendini bu lige fazla gördüğü için böyle oynuyordur. Yani ben şu bir Tottenham maçıydı galiba. Evet, Tottenham maçı. Bir Tottenham maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde bir Real Madrid maçı var. Yani bir Madrid maçı var zaten. Yani tek başına Madrid'i yani. Anladım. Öyle bir oyun. Toparlayalım Mustafa. Toparlayalım sevgili kardeşim. Abi çok dinleyicimiz var. Abi üç dakikam da olmamıştı ama. 2-2. Toparlayalım gene bak Mustafa kardeşim. Son sözü gene veriyorum sevgili kardeşim. Dinliyorum seni. Tamam dinliyorum. Abi hayırlı yayınlar. Söyle son sözünü canım, bozulma. Yok tamam, sıkıntı yok abi, bozulacak bir şey yok ya. Peki, görüşmek üzere. Tamam, hayırlı yayınlar. Bak. İkişer dakika yapmıştık çünkü çok uzun olduğu zaman da diyorlar ki çok fazla arıyoruz, açmıyorsunuz telefon diyorlar. O yüzden de biraz süre koyduk biliyorsunuz. Uzunca bandır süre uyguluyoruz. Sevgili demin Totem Mustafa kardeşimiz, aslında Totem'i soracaktım da bu sene nasıl bir Totem yaptı da onu artık bir sonraki dönemde inşallah bizi arar, bunları tekrar anlatır. Evet, şimdi Opta'nın analize baktığımız zaman detaylı bir analiz yapmış Opta Beşiktaş maçıyla. 2014-2015'ten bu yana en az 4 şut çekmiş o dönemde. En az şut çektiği maçmış bu oynadığı son hafta maç. Siyah beyazlar aynı mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe kalesi isabetli şut atamadı ve maçı sadece bir isabetli şutla tamamlamadı. Yani 90 dakika boyunca rakip kaleye attığın tek isabetli şutun var. Bir tane ya. Bir isabetli şutun var. Tamam, hakem kötü. Hakem yönetimi kötü ama Beşiktaş da çok kötü. Günaydın. Günaydın. Aygün Bey, İstanbul'dan Aydın. Aydın Bey, hoş geldin. Beşiktaş kötü değil. Beşiktaş rezildi cumartesi günü. Ben maçtaydım. Hı hı. Beşiktaş rezil. Yani böyle bir takım, böyle bir kadro olmaz. Sayın Ahmet Nurçevi Başkanım, Şenol Hocam, Emre Kocada, Ceyhun Kazancı, siz bu balileri, kolileri, amartileri, onaları nasıl seyrettiniz? Neye göre aldınız? Soruyorum sizlere.
Öyle futbolcu yok. Bunlar 3. ligde bizde oynayamazlar. Çok kötü bir kadro yapılanması var. Yanlış ve kötü. Yanlış ve kötü bir kadro yapılanması var. Doğru. Evet. Ya Beşiktaş bir sene o maçı oynansa galip yenme imkanı yoktu. Bırakın 3 gün, 5 gün, 10 günü. Bir sene oynansa Beşiktaş yenemezdi Fenerbahçe'yi. Pozisyonumuz yok. Çok kötüydük. Çok kötü. Ya Rıza'ya millet sosyal alemden sallıyorlar. Rıza Hoca ne yapsın? Elindeki kadro bu kadar. Ne yapabilir? Bir bakıyorsun Umut Meraş nasıl sakatlandı? Ne yaptı da sakatlandı? Elinde sol bek yok. Bir geç sonumuz var. Çambille kaleci. Alayını göndermeniz lazım. Abubakar, takıma ihanet ediyorsun. Ben size daha önce de bağlandım Sergen Yalçın zamanında. Sergen Yalçın zamanında bu arkadaş yarım sezon top oynamadı. Arkadaşlarına ihanet ediyor dedik. Aynısını tekrar yapıyor. Rozier, nasıl bir sakatlık? Masuaku, ne yaptınız da sakatlandınız kardeşim? Neden iyileşmiyorsunuz? Galatasaray'a bakıyorum. Icardi 6 hafta oynamayacak. Mustara 3 hafta oynamayacak. Bir bakıyoruz arkadaşlar ertesi hafta top oynuyorlar takır takır. Fenerbahçe sağlık ekibinde ve Beşiktaş sağlık ekibinde bir sıkıntı mı var? Peki. Bunu bilmiyorum. Toparlayalım. Son cümle. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi kendinize yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. Tamam. Şu cümleyle bitireyim. Ondan sonra araya gideceğim. Artık telefonu almayacağımızı belirtelim. Mert Günok'un maçtan sonra bir açıklaması var. Aslında bu açıklamanın altında çok şeyler yatıyor. Yani benim demin söylemiş olduğum cümleleri Mert biraz daha kapalı bir şekilde maçtan sonra söyledi. Mert dedi ki, sevgili Mert, şimdi Beşiktaş'a baktığı zaman sosyal medyada şu da çok fazla gözüktü arkadaşlar. İşte Beşiktaş'tan şu an takımın hangi futbolcu almak istersin diye böyle dedikodular var ya. Mesela Mert Günok olabilir, Gerson olabilir, beğenme Gezal olabilir. Yani Beşiktaş'ta şu an hakikaten kadroya baktığın zaman eğer sakatlıklar olmasa iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Mert Günok şunu söyledi. Aslında söylenecek çok şey var ama en aza indirgeyecek bir şey söyleyeyim dedi. Devam ediyorum. Bakın cümlenin devamı bu. Bireysel anlamda sorumluluk almamız gerekiyor. Birçok oyuncunun bu sorumluluğu alması gerekir dedi. Benim dediğim noktaya gidiyoruz şu anda. Sayın Hasan Arat, Sayın Başkan, geldiğiniz günden beri hakikaten çok güzel şeyler yapıyorsun. İletişim anlamında sevgili Okay Karacan geldi. Tebrik ediyorum. Maç önü inanılmaz güzel görüntüler vardı. Sosyal medyadan iyi etkileşimler yapılmaya başlandı. İyi paylaşımlar yapılıyor. Açıklamalar iyi gidiyor ama takım iyi değil. Bir enkaz devraldınız. Net söyleyeyim, hani gazete başlıklarıdır bu, genelde teknik direktörler yapar enkaz devraldım diye. Hakikaten 14 haftada 3 teknik direktör, 2 teknik direktör, 1 futbolcu diyelim, değişikliği yapan bir Beşiktaş bu hafta belki de bir hoca değişikliği bile gidebilir, onu da söyleyeyim. Zaten Rıza Hoca'nın biliyorsunuz sözleşmesi yeni başkan gelinceye kadardı, ondan sonra kararı başkan verecekti ama tahmin ediyorum yabancı bir ismin bu hafta takıma geleceği, olmadığı takdirde Sergen Hoca'ya takımın teslim edileceği yönünde bazı haberler çıkmaya başladı. Kolay değil işiniz, Allah yardımcınız olsun diyelim, kısa bir araya gidelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, programın ilk bölümünü bitirdik. Dinleyici kısmını tamamen kapattık. Şu an yorum kısmına geçtik. Çok önemli spor yazarları bizlerle beraber olacak. Şu anda attığımızda da Türkiye Gazetesi spor yazarı ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Hocam nasıl bir hafta gördük? Nasıl bir haftayı yaşadık diyelim isterseniz. Derbiden mi başlayalım hocam? Neler söylersiniz? Derbiyle ilgili neler söylersiniz? İlk bu siz söylemiştiniz. Atilla Karaoğlan'ı hakem olacağını, bu maçı atılacağını söylemiştiniz. Performansı nasıl buldunuz? 28 pozisyon, 17 tane yanlış karar çıktı. Neler söylersiniz? Şimdi ben 10 gün önce, yani geçen hafta, geçtiğimiz cuma değil, ondan önceki cuma Türkiye Gazetesi'nin köşemde yazmıştım bu derbi için en güçlü adayın Atilla Karaoğlan olduğunu. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'nun elinde, bir de son haftalara baktığımız zaman, tayinlere baktığımız zaman bu maça uyabilecek başka bir hakem yoktu. Yani Halimut Meler'in işte derbi performansı pek yeterli gözükmedi. Üst üste hep derbileri veriliyor, eleştirileri vardı. Yakın tarihte Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe Beşiktaş maçları yönetmişti. Dolayısıyla böyle bir derbi için şansı yoktu.
Yani bakıyorsunuz 49 gündür de ligden uzak kalmış. Biraz daha böyle belki kendisini korumuş olan bir hakemdi. Endonezya'daydı. U17 Dünya Şampiyonası'ndaydı. Orada iyi bir performans gösterdi. Merkez Hakem Kurulu'nun imdadına yetişti Atilla Karaman. Fakat maalesef sahadaki performansı sınıfı geçecek bir nitelikte değildi. Maçı VAR yönetti dönüyor. Ben de katılıyorum bu görüşe. Hakikaten VAR'ın 3 tane majör müdahalesi oldu. Ki bunların bence penaltıları yakalayabilirdi. Yani kendisi tespit edebilirdi. Dün akşam da bahsettim. Biz son zamanda hakemler böyle yükü, sorumluluğu VAR'ın üzerine VAR atıyorlar değil mi? Niye VAR atıyorlar hocam? Niye VAR atıyorlar? Şimdi bunun birkaç sebebi var. Biz malum bu VAR kadrosunu ayırdık. Çok büyük bir marifetmiş gibi. Geçen sezonun, evvelki sezonun başında. Ve VAR kadrosunda daha ziyade hakemlik hayatının sonuna gelmiş. Ve hakemlik olarak çok fazla önlerinde mesafe bir süre kalmamış. Veya kaybedecek fazla bir şey olmayan arkadaşlar orada görev yapıyorlar. Sahadaki hakem şöyle düşünüyor. Ben işte FIFA kokartlıyım veya FIFA kokartına adayım. Önümde bir 7-8-10 senem var. Ben 10 yılda burada hakemlik yapma şansım var. Şimdi ben burada bu penaltıyı çalarsam, burada bu kararı ben verirsem, A kulübü, B kulübü, C kulübü bana düşman olacak. İsmim yıpranacak, ben yıpranacağım. İyisi mi? Ben burada bir sakin kalayım, tarafsız kalayım. VAR çağırdı kardeşim, VAR çağırdı. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Bu bilinç altında var. Yani bunu çok net hissediyoruz ve görüyoruz. Hakem sorumluluk almaktan kaçıyor. Ve gözünün önündeki penaltıyı çalmıyor. Çünkü ben niye Beşiktaş'la Fener'le onunla bununla kötü olayım? Yani nasıl olsa VAR'daki arkadaş... Ama öbür penaltıyı çaldı hocam. Yani gözünün önündekini çalmadı Şimanski ama yani bir 30-40 metre öteden Beşiktaş'ın penaltısını çaldı. İşte yani kafalar biraz bir tedirginlik, bir şey var. Yani orada belki iftihar maçı bir baskı kendinde hissetti. Yani bunlar ihtimaller arasında. Sadece bu derbi için söylemiyorum. Diğer maçlar genel anlamda söylüyorsunuz. Şahit oluyoruz. Böyle bir VAR'dan VAR'ın üzerine atma gibi bir sorumluluktan kaçınma var. VAR hakemleri tembelleştirdi. Yani bu yıl 6. sezonu. Ben bunu şeye benzetiyorum. Belki daha önce de söylemişimdir. Yani arabada siz navigasyona bağlı her seferinde navigasyona gidip gelirseniz, yani diyelim ki navigasyon büyük bir kolaylık, ya kısa yolu gösteriyor. Ne kadar saatte var, ne kadar kilometre kaldığını söylüyor. Hepsini söylüyor. Bir müddet sonra bu benim başıma geldi. Çok iyi bildiğiniz bir yere bile nasıl gideceğiniz konusunda eğer navigasyon olmazsa yani nasıl gidecek ya, nereden gidecek ya, çünkü insanı bir tembelleştiriyor. Şimdi hep halbuki hakemlere söylerler ki VAR yokmuş gibi maçı yönetin. Yani VAR yokmuş gibi, ama VAR'a çok kendinizi böyle yaslarsanız ya isminiz de yıpranır. İşte derler ki gözünün önündeki pozisyonu görmedi. Niye görmedi? Benim gibi eleştirirler. VAR'a sorumlu attı denir. Halbuki o kararları sahada kendiniz verseydiniz bu eleştiriler olmazdı. Her çarpıcı bir örnek sevgili Deniz Çoban çıkartmıştı. Biraz istatistiklere meraklıdır. Maçta 27 tane hatalı hakem kararı olmuş. İlginçtir, büyük bir kısmı da Fenerbahçe'nin aleyhine olmuş. Evet. Yani ben hakemin öyle bir kulüp, o kulüp, bu kulüp diye bir şey düşündüğünü zannetmiyorum ama yani maça iyi hazırlanamamış. Maçta özellikle bazı oyuncuların kartsız kalması, yani bir Necip 7 tane faul yapıyor, 8. de kart görüyor. Evet. Yani bu istatistiğe baktığımız zaman bu çok normal bir şey değil. Yani bir oyuncu 7 tane faul yapıyor, 8'i de kartı görüyor. Ha, bizim futbolcular da burada bence. Onları da eleştirmek lazım. Yani bir maçta bir bakıyorsun, çok ilginçtir. Mesela 5 tarikat çıkmış, 4'ü itirazdan çıkmıyor. Mustera 15. haftada ceza duruma düştü. 4 sarı kart gördü. 4'e itirazdan. Bir şey soracağım hocam. Araya girebilir miyim? Ama diyor ya yönetmelik değişti mi bilmiyorum. Demin de onu söyledim. Mesela Dzeko kart gördü ya. Yani ben sağ için dedim. Pazubantını göster. Ben kaptanım, o yüzden itiraza geldim dedi. Yani konuşmaya geldim. Tık dedi, sarı kart gösterdi. Yani kaptanlar şöyle, kaptanlar itiraz edecek de diğerleri etmeyecek tarzı bir şey vardı. Öyle yanlış mı hatırlıyorum ben? Siz hakemin yanına koşarak itiraz için gelirseniz bunun karşılığı sarı karttır. Hakemin yanına koşarak itirazını gelirse bu sarı karttır. Dzeko çok abarttı oradaki yani davranışlarıyla itibariyle. Hakem penaltı pozisyonda diyorsunuz. Tabii çok aşırı bir pozisyonda. O zaman o zaman 4 tane 3 tane sarı kart çıktı o esnada. 3 sarı kart yani, çıktı. Yani şimdi az önce Mustafa 4 sarı kart gördü. 4 itirazdan. Bir 4 tane de görmediği sarı kart vardı itirazdan. 15 haftada. Yani bizim oyuncularımızda bence büyük bir ihtimalle kulüp başkanları veya içerideki kulüp yöneticileri, antrenörler şöyle bir oyunculara bence
şunu istiyorlar. Ya sahada agresif olun. Hakeme tepki gösterin. İtiraz edin. Hakemin baskı altına alın. Pozisyon alın diyorlar yani, değil mi? Tabii bunu ben çok hissediyorum. Niye? Çünkü yabancısı da yerlisi de bu bir anda birkaç kişi birden. Çünkü öyle hakeme itiraz etmeyen futbolcuyu biz sevmiyoruz. Niye? Ya bu yüreğiyle oynamıyor. Bu sahada her şeyini vermiyor. Ama ben derim ki iş kötüye gidiyorsa birkaç da hakem üstüne yürüdüğü zaman taraftar diyor ya gördün mü bak yürekli futbolcu ya gördün mü bak işte bizim armayı kulübün böyle futbolcusu olması lazım. Bizim yabancı futbolcular hemen bunu çok kızlarında kavruyorlar. Zeki çocuklar. Belki menajerleri söylüyorlar. Türkiye'de böyle. Halbuki ben bu futbolcuların bazılarının geçmiş kulüplerdeki maçlarını da hatırlıyorum. Veya milli maçları da bazen da takip ediyorum. O takımlarda öyle değiller. Yani bu Türkiye Ligi'ye gelince burada böyle oluyorlar. Ha bu niye böyle oldu? Bence burada da Futbol Federasyonu'nun aynaya bakması lazım. Sezon başında dedi ki sıfır tolerans dedi. Sıfır tolerans. Evet doğru. Merkez Hakem Kurulu hakemlere çok katı ve kesin talimat verildi. O sıfır toleranstan şu anda %80 toleransa geldik. Yani o günle bugün çok farklı. Sağ kenarında, sahanın içinde hiçbir hakem bu toleransa sıfır toleransı uygulamıyor. Niye uygulamıyor? Şöyle oldu uygulamıyor. O toleransı uygulamayan hakem ertesi hafta bir daha maç aldı. Uygulamayan bir daha maç aldı. Uygulamayan bir daha maç aldı. İpin ucu kaçtı. Onun için şu anda bizim ligimizde ki bence çatır çatır bir lig bizi bekliyor. Her ne kadar şampiyonlar iki takım oynuyorsa da düşme hattında dört takım küme düşecek. Hı hı. Yukarıdaki rekabet de enteresan bir rekabet. Yani puan puana gidiyorlar. Bu belki de son haftaya kadar böyle puan puana gidecek. Bu çetin rekabette siz sıfır toleransı uygulamazsanız biz bu sezon çok daha böyle hakem konuşuruz, hakem tartışırız. Onun için yani bugün Avrupa'da, UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde esas olan hakemin otoritesidir. Yani hakemin otoritesine bakarlar bir hakemi puanlayacaklar zaman. Hı hı. Bu hakem verdiği kararından çok sahadaki otoritesi hangi seviyede ona bakılır. Bizim ülkemizde maalesef bu işin şu anda ipin ucu kaçmış durumda. Hocam tabii derbinin hakemi sizce dinlendirilir mi? Uzunca bir süre maç alır mı almaz mı? Ne diyorsunuz? Puanı nedir? Sanmıyorum. Fenerbahçe kulübü herhalde bir de şey göndermiş. İtiraz etmişler. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Çok uzağa gitmeyeceğiz. 2-3 hafta önce bir Adana Demirspor Fenerbahçe maçı seyrettik değil mi? Evet, doğru. Ben mesela 12. haftaydı. 3 tane Adana Demirspor önce kırmızı kart çıkmadı. Ve bütün vermedim. Kamuoyunun ittifak ettiği bir maç. 3 tane çıkmayan kırmızı kart vardı. Ben dedim ki 14. 15. hafta maç alırdım Halil Mutlular'ın. O kadar bile kalmadı. Ertesi hafta VAR görev aldı. Ondan sonra ligde almaya devam etti. Merkez Hakem Kurulu hem eli çok sıkışık. Elinde fazla hakem yok. Tecrübeli hakem yok. Çok ciddi derecede de kadro sınırlı. Her hakemi de işte kullanıyorsun, kullanamıyorsun. Neyse. Şimdi dolayısıyla Atilla Karaoğlan belki önümüzdeki hafta VAR görev olur. Ondan sonra ligde devam eder. Çünkü şu anda bizim ligde ödül ceza diye bir sistem kalmadı. Sadece belli kulüpler çok baskı yaparsa, o belli kulüpler herkes biliyor. O kulüplerin baskı yaptığı hakemler biraz dinlenebiliyorlar. Hatta hakemlikleri bile bitirilme noktasına gelebiliyor. O zaman şuradan gireyim. Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'un bir açıklaması vardı. Futbol Federasyonu MHK'nin bu hakem bir daha maç almayacağı yönünde bir kendilerine bir bilgi geldiğini ilettik Trabzonspor kulübü. Fakat hakem maç aldı. Şimdi bu gerçekten yani... Onu sormak istiyorum. Yani Futbol Federasyonu'ndan hangi görevli yetkili bunu aramıştı da söylemişti bir daha vermeyeceğiz deyip de. Bu da bir vahim bir iddia. Yani bir Trabzonspor kulübü çıkıp bu şahsı açıklarsa ne olacak? Biz şimdi son 3-4 yıldır artık yaşamadığımız hakem işiyle ilgili hiç görmediğimiz, hiç akla hayale gelmeyecek onlarca olayla karşı karşıya kaldık. Ama bence bu da bir zirvedir. Yani ben 30 yıldır Mete Kalkavan. Hakemleri, tabii bu işi takip eden birisi olarak ben hiç böyle bir hadiseyle karşılaşmadım. Yani her şeyi gördük de bu kadar açık açığını görmedik. Şimdi belki bazı dinleyicilerimiz hatırlamayabilir. Bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı oynandı. Evet. Maçın hakemi hatırlayacaksınız. Zorbay Küçüktü. Vardı da Mete Kalkavan verdi. Ve Mete Kalkavan'ın maçta 2 ya da 3 tane %100'lük VAR müdahalesi oldu ki doğru kararlardı yani hepsinde. Yani o müdahaleler hakemi de kurtardı. Zorba'yı da maçtan sonra, Trabzonspor Başkanı çok sert bir açıklama yaptı. Ve ondan sonra enteresandır. Zorbay Küçük maç aldı, Mete Kalkavan maç alamadı.
Ve bu haftaya kadar da Mete Kalkan'a maç verilmedi. İşte cumartesi günü Mete Kalkan'a birinci ligde var görev olunca Trabzonspor o çok sert yazılı açıklamayı yaptı. Trabzonspor diyor ki yazılı açıklamasında, kardeşim bize Futbol Federasyonu söz verdi bu hakeme Mete Kalkan'a bir daha maç verilmeyecek diye. Şimdi bundan sonra da maç verdiniz. Şimdi burada bir, Trabzonspor maçı kazanmıştı. Burada mesele şu, kulüplerin bir bilek güreşi var. Yani bir kulüp şunu yapıyor, Türkiye'de yapıyor kulüpler. Ben bu hakemin kellesini aldım. Ben bir merkez hakem kurulunu götürdüm. Ben bu hakemin hakemini bitirdim. Bu hakemin şuna kokartını aldım. Bu kulüplerin bir güç gösterisine, gövde gösterisine dönüşüyor ve taraftar nezdinde de diyor ki bizim kulüp başkanı bizim hakkımızı savunuyor. Bak merkez hakem kurulunu götürdü. Bu hakemin kafayı kopardı. Bu hakemin kellesi gitti. Onun şuna kokartı gitti. Onun hakemliği bitti. Ve bu taraftar nezdinde de takım şampiyon olamamış, puan kaybetmiş, transferlerde isabet kaydedilememiş, takım yarıştan geri düşmüş, istenilen futbol oynamıyor. Bunlar bir tarafa itiliyor. Diyorlar ki bak bizim kulüp başkanı bizim hakkımızı kimse yedirmiyor. Şimdi Trabzonspor'dan bu yazılı açıklamadan sonra orada çok net diyor ya, Futbol Federasyonu taahhüt etmiş. Demiş ki biz bu hakeme maç vermeyeceğiz. Şimdi bu ne oldu? Şimdi bundan sonra yani ben sadece Trabzonspor için konuşmuyorum. Genel bütün kulüpler için de bu geçerli. Hangi kulüp olursa olsun, o kulübün, o takımın maçına çıkan hakemin psikolojisini veya VAR'da görev alacak hakemlerin psikolojisini düşünün yani. Şimdi onun için Futbol Federasyonu raconu kendi kesmeli. Bir hakem hata mı yaptı? Biz onu cezalandırın, dinlendirin, FIFA kokartını alın, klasmanını düşürün ama raconu kamuoyu bilecek ki burada raconu Futbol Federasyonu veya Merkez Hakem Kurulu kesti. Yapmamalı bunu. Çünkü biz bunu çok acı içinlerini yaşadık. Hocamızın sesi gitti. Hesapta 2019'da geliyor mu sesim? Geliyor şu an, geliyor hocam, geliyor. 2019'da evet, Beşiktaş kulübü Nihat Özdemir'in ilk sezonuydu. İlk yeni başlamıştı. Bülent Yıldırım'ın hakemliğini bitirdi. Fikret Osman o zaman ağırlığını koydu. Beşiktaş ağırlığını koydu. İşte diyelim ki bir kulüp geliyor, bir hakemin FIFA listesinden çıkartıyor. Bir kulüp geliyor, ittiği ucu kaçıyor. O zaman hakemlere bir takım mesajlar gidiyor. O zaman durumdan vazife çıkaran tipler türüyor. O zaman bir takım hakem kararlarında veya hakemlerin tabi farklılıklar vermeye başlıyoruz. İşte bu çok tehlikeli, bu çok sakıncalı. Onun için buna bir futbol federasyonu buna fırsat vermemeli. Bütün kulüpler eşit olmalı, bütün hakemler eşit olmalı. Eğer ceza alması gereken bir hakem varsa o cezayı federasyon kendisi belirlemeli, kendisi kesmeli. Öyle. Şimdi ben hep merak ediyorum. Şimdi Mete Kalkan bundan sonra maçı olacak mı, olmayacak mı? Veyahut da eğer maçı olursa Trabzonspor çıkıp şu açıklamayı yapacak mı? Diyecek mi? Ya bize Futbol Federasyonu Başkanı veya Merkez Hakem Kurulu'ndaki şu kişi böyle bir söz vermişti. Şu gün, şu saatte, şu toplantımızda veya şu telefon görüşmemizde. O zaman ne olacak? O zaman kim ne diyecek? Evet, o zaman büyük skandal olur. O isim yani ortaya çıkarsa. Bu çok kötü bir yönetim tarzı. Ya bu şekilde olmaz. Yani ben hiç bu denli bir şey görmemiştim. Yani gene kulüpler bu işte yani Futbol Federasyonu ile hakem konusunu veya merkez hakem ne kadar az görüşürse bu iş o kadar selamet içinde olur. Yani hatırlayacaksınız Fırat Gündoğdu demişti ki kulüpler birliğiyle çok keyifli toplantılar yapıyoruz. Ya bir merkez hakem kurulu kulüpler birliğiyle keyifli toplantı yapar mı ya? Ya bu ne demektir? Bir mahkeme başkanının veya bir yargı mensubunun taraf olan kişilerle oturup beraber yiyip içmesi, konuşması, etmesi, keyifli toplantı yapması yakışır mı ya? Bu şey görür mü? Vicdanlarda kabul görür mü? Yanlış. Yani çok tehlikeli şeyler. Onun için hakem kurumu, merkez hakem kurulu bu kurumlar saygınlığını kaybetmemeli ve asla kulüplerde böyle bir ilişkiye girmemeli. Dilerim ki böyle bir şey olmamıştır. Yani yoktur. Ama çok sert açıklama var. Demek ki bir söz verilmiş orada. Trabzonspor çok gördüğümde kalır. Trabzonspor bunu yazılı olarak ortaya koyuyor. Yani çok hani böyle bir kulaktan dolma, bir kulis bilgisi bir öyle bir şey değil. Çok net bir şekilde yazılı bir açıklama var ortada. Evet. Onun için buna aşağı yukarı 48 saat oluyor bu açıklama yapmalı. Bu konuda bir açıklama yapması gerekir. Evet hocam, çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra size sohbetimiz, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Türkiye Gazetesi Spor yazarı ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal. Hocam, siz her seferinde, özellikle bu sene ben bu hakemlere kefil değilim dediniz sezon başından itibaren. Aynen devam ediyor musunuz? Neler yani ben bunu? Bu açıklamayı yapalı evet 1,5 kadar. Evet, sezon oldu. Başında yaptınız. Sezonun ilk 3 haftasından sonra, doğru. Evet, yani biz tabii camiye çok yakinen tanıyorum. Yani yönetici seviyesindeki arkadaşları, o hakemleri çok yakinen takip ettiğim, bildiğim camiye. Genelde bunların birçoğunun yaptıkları hataların insani hata olduğunu, baskından kaynaklandığını, zaman zaman yani insani hatalar olduğunu dile getirmişimdir. Ve futbol ailesi içinde dediğin zaman hakemler daha çok çalışan, daha çok böyle özel hayatlarında kendine dikkat eden, hakemlik hayatıyla meşgul olan, bu işe gönül vermiş insanlar diye hep böyle bakıldım. Fakat bu geldiğimiz sezon itibariyle birçoğunu tanımıyorum, çok kendini tanımıyorum. Bazı olaylar, bazı maçlar ve geldiğimiz nokta itibariyle ben kefil olmadığımı, yani eskisi kefaletimi en azından kaldırdığımı beyan etmiştim. Hı hı. Yine o sözümün arkasındayım. Yani o kefaletim şu anda söz konusu değil. Çünkü yani hakem kendisini korumalı. Yeri geldiği zaman maçı iade etmeli. Yeri geldiği zaman ben bu hafta maçı almamalıyım diyebilmeli. Fakat maç olsun da ne olursa olsun diye derseniz hem kariyeriniz hem kendiniz çok yıpranıyorsunuz. Tabii sadece hakemleri kötülemekle de bence işin içinden çıkamayız. Yani Türkiye'de ortam ve iklim çok sağlıklı değil. Yani maç yönetmek için, hakemliği yönetmek için, hakemi yönetmek için çok sağlıklı bir ortam değil. Yani bir kere eğitim işi çok problemli. Yani bir hukuk dallasa bir tane de Polonyalı Paul Gill'e bu işi teslim etmişiz. Bu iki arkadaş geliyorlar zaman zaman Türkiye'ye eğitim veriyorlar. Maçları seyretmiyorlar. Bizim ligimizi bilmiyorlar. Burayla ilgili çok tuhaf, yere göre, zamana göre bu pozisyon penaltı, bu pozisyon kırmızı kartçılar hiçbir şekilde kabul görmüyor. Bir kere bizim eğitim sistemimiz problemli. Öbür taraftan merkez hakem kurullarında bir istikrar yok. 3 ayda 4 ayda merkez hakem kurulu değişiyor. Yani hakem kendisini güvende hissetmiyor. Ne arkasında duran bir futbol federasyonu var, ne merkez hakem kurulu var, ne de eğitimde bir standart var. Onun için yani böyle dalgalı denizde gemiyi kıyıya yanaştırmak gibi bir durumda karşı karşıya hakemler bireysel olarak. Gemiyi kurtaran kaptan, yani kim kendini kurtardıysa o günün, o haftanın şanslısı kendini kabul ediyor. Şimdi bir sahadaki oyuncular tamamen itiraz üzerine, kenar teknik yönetimler, teknik alanlar tamamen hakemin üzerine, hakemin üzerine oynuyor. Ve bir maç veya bir sezon sonunda ne olacağınız belli değil. Yani kokartınız mı anlayacak, hakem mi yüzecek, bu da belli değil. Envai çeşit dedikodu ayyuka çıkıyor hakkınızda. Bütün bunlarda da yani hakemin sağlıklı bir kendini hazırlaması veya gelişmesi veya sahada maç yönetmesine de imkan kalmıyor. Onun için topyekün bir düzenleme veya ne bileyim bir organizasyon gerekiyor. Fakat ben şu yönden çok karamsar ve ümitsizim. Bunun düzelmesini isteyen yok sevgili Ergün. Yani bunun hakikaten düzelmesini isteyenler olsa bu iş bir şekilde, ha bir günde düzelmez bu iş, onu da söyleyeyim. Belki yani, bizden işine gelmeyecek hocam, o yüzden yani düzelmesini istemiyor. Kimse böyle, çünkü ya medya, açık konuşalım, sosyal medya bu işten çok keyif alıyor. Medya da keyif alıyor çünkü hakem her zaman okunan, dinlenen bir konu. Yazıldığı zaman, çizildiği zaman müşterisi olan bir konu. Karşında kimse yok. Şimdi otur burada Beşiktaş'ın aleyhine konuş, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor, Galatasaray'ın, o kulüp hemen yazıda açıklama yapar. Sosyal medyada seni duman ederler. Yani gelirler, eylem yaparlar. Yani her şey, kim, diyemezsin, konuşamazsın. Yani bırak kulübü, bir futbolcuyu dahi veya bir teknik adamı, bir kulüp başkanı dahi, hep adamı, bunu çok büyük bir kitleyi görürsün. Şimdi hakeme şurada ben istediğim şeyi söyleyeyim. Beni ne arayan olur, ne soru olur, ne bir tepki olur, hiçbir şey olmaz. Bu işin müşterisi var yani, hakemi konuşmanın, hakemi hakaret etmenin, hakemi aşağılamanın. Onun için bunun bir bu tarafı var. İkincisi, diyelim ki başarısız oldum. Kulüp başarısız. Yani transferde hata yapmışsın, teknik direktörlüğünde hata yapmışsın, çok paraları batırmışsın, şampiyonluk gelmiyor veya takımın küme düşüyor. Yani en güzel şey hakem kardeşim, bu yüzden kulübü hakemler bu hale getirdi diyorsun. Müthiş derecede kendini bu işten veya futbolcu kadro veya teknik kadro bu işi kendisinden soyutluyor. Diyor ki bak bu iş kardeşim, hakemler yoksa bizim bu kadar puanımız çalınmasaydı biz şimdi biz değil. Bunun için bu işte kimse yani
yabancı futbolcu, yabancı teknik adam da buradaki duruma çok güzel adapte oluyor. Çok kısa sürede adapte oluyorlar. Yani bizim daha yemeklerimize alışmadan, Türkiye'nin iklimine alışmadan sahadaki bu hakem işine alışıyorlar. Ona göre bir performans gösteriyor yabancı oyuncular veya yabancı teknik adamlar. Bu iş böyle gidiyor. Ben çok ümitli değilim bu işin düzeleceği konusunda. Evet, gelen sorular da var. Özellikle şeyi soruyorlar hocam, Kaan Ayhan'la ilgili niye sarı kart vermiyor hakemler diye, konuşmalarından, hareketlerinden dolayı. Şimdi yani Kaan Ayhan bir gurbetçi futbolcu. Mehmet Tehçi sormuş, onu da söyleyeyim de isimleri. Mehmet Tehçi. Gurbetçi futbolcu, Avrupa'da futbol oynamış. İşte iki sezondur Galatasaray'da top oynayan. Yani biraz daha Avrupa kültürü olmuş bir futbolcu diye düşünüyoruz. Ama dedim ya, Türkiye'ye gelince hemen Türkiye'de iklime adapte oluyorlar. Yani bir futbolcunun hakeme parmak sallaması kabul edilemez. Yani bir amatör futbolcu veya diyelim ki alt yaş gruplarında futbolcuya şu söylenmeli: ya kardeşim, sağda otorite hakemdir. Hakeme tamam itiraz edebilirsin. Bazen kartta görüş ama gidip parmak sallayamazsın. Şimdi sen hakeme parmak salladın, hakem sana kart göstermedi. Bu son maçta yani bilmiyorum, orada 50 tane taraflı insana seyrettirsek belki 20 tane der ki bu çarpışma yani gayri ihtiyari, iradesi dışında oldu. Bir kısmı der ki ya bu çok net, hakemi itmek istedi ve itti bu şekilde. Ya ben orada işin içinden çıkamıyorum, çünkü ben bu hafta bir tane Avrupa maçında aynı benzer pozisyonu gördüm. Hakem devam ettirdi. Ben burada oyuncu art niyetlidir değildir diyecek bir durumda değilim. İşin içinden çıkamadım yani. Hangi, bilmiyorum, bir şey söyleyemiyorum ama yani oyuncunun tabii o resim, o fotoğraf çok şık bir fotoğraf değil. Yani hakeme o şekilde itiyor olması. Ama bunların olmaması gerekir. Bizim Türkiye'de niye bunlar oluyor? Olacaktır da. Önümüzdeki hafta olacak, ondan sonraki hafta olacak. Çünkü bu işin yaptırımı yok. Kulüpler de herhangi bir oyuncusunu uyarmıyor. Çünkü sahada hakemle kavga eden futbolcu bizde çok muhtemel ve kıymetli, çok itibarlı. Dolayısıyla biz ne kadar bunları konuşsak, tartışsak da bir karşılığı olmuyor. Biz itiraz eden futbolcuyu seviyoruz. Yani sakin kalan futbolcu bizim için çok makbul değil. Çünkü saha içerisinde öyle bir noktadayız ki hocam, baskı yaptığınız zaman istediğinizi elde ediyorsunuz. Hakemlerimiz o noktada. Çünkü ondan dolayı saha içerisinde itiraz et, hakeme baskı altına tut diyor taraftarlar ve camianın önünde verilmesi. Ama onu yabancı maçlarda yapamazsın. Yapamazsın. Yani Avrupa'da yapabiliyor musun? Şimdi yarın akşam Galatasaray maçı var. Galatasaray'dan başarılar dileyelim. Çok Galatasaray için tarihi ve hayati bir maç. Kazandığı takdirde hakikaten son haftaya kalıyor. Bu önemli, bizim buna ihtiyacımız var. Şimdi bu maçta işte Orsato, İtalyan Orsato'ya bir bak bakalım, bir dene bakalım, böyle bir şey yapabilir misin? Yaptırırlar mı? Yani biraz da burada hakemler de aynıya bakmalı. Türkiye'de bunu Cüneyt Çakır'a yapamıyorlardı. Yani tamam mı? Çünkü hiç affetmezdi yani. Kırmızı kartı hemen gösterirdi. Kartını hemen kullanırdı. Sağdaki otoritesi onun için esastı. Ya yani Cüneyt Çakır'ın ben ilk çıkış yıllarını hatırlıyorum. Hep sağdaki bu cesareti onu oralara taşımıştır. Ama siz taviz verirseniz, siz otoritenizi hakeme sahada oyuncular hissettirmezseniz bunun sonu gelmiyor. Tabii şuna bak, o hakemin arkasında duracak da bir futbol federasyonu lazım, disiplin kurulu lazım, onu sevki yapacak bir hukuk müşavirliği lazım, o cezayı 3 maçtan 4 maça indirmeyecek bir tahkim kurulu lazım. Tabii. Yani sadece sen, ben hep söylerim, siz Riva'daki koltuklarınızda o klimalı o lüks salonlarda koltuklarınızda dik oturmazsanız, dik durmazsanız senin sahadaki hakemin diz çöker. Onun için o Rio'daki koltuktakiler ne kadar dik durursa, koltuğunda ne kadar dik oturursa, böyle kulüplere şunu taahhüt ederiz, hiç merak etme hakem, biz hakemini bitiririz, senin 4 maç ceza 3'e düşer, 1'e düşer, biz işte böyle derseniz, orada ne kadar böyle taahhüt verirseniz senin hakemin dizleri yerden kalkmaz sahanın içinde. Onun için bu çok net bir şey. Atalarımız balık baştan kokar. Onun için işin esası, çok dirayetli, çok otoriter, çok güçlü bir futbol federasyonuna ihtiyacımız var ki futbol federasyonu henüz şurada genel kurulu olalı daha 6 ay olmadı. Bir de bu takım Avrupa Şampiyonası'na gitmeye kazandı, lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Şu anda futbol federasyonu çok güçlü olması lazım. Bunu kulüplere hissettirmesi lazım. Bunu hakemlere hissettirmesi lazım. Ben sizin arkanızdayım. Rahat olun. Siz güçlüsünüz. Hissettirmesi lazım. Ama işte görüyoruz, yani sevklere bakıyoruz. Ya bir temsilcinin maçtan geri almıyor temsilci ya. Yani adamın ne yaptığı herkes söylüyor. Diyor ki ya bu temsilciler
bu şekilde ses kaydı alıyorlar. Yani kendileri maçlardaki olaylar. Selçuk Küçükoğlu'nu diyorsunuz değil mi? Bu arkadaşlar maçlarda kağıt kalem not alıp tutmuyorlar. Cepleri buna veya ses kaydı yazdılar. Hocam bir 10 saniye araya girebilir miyim? Reklam vermem lazım 11 reklam. 10 saniye sonra bu konuyu konuşacağım. 10 saniye bekleteceğiz hocam. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Türkiye Gazete Spor Hazır ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal. Hocam o soruyu soracaktım zaten. Temsilci Selçuk Küçükoğlu'nun o videosu bana da çok fazla atıldı dinleyiciler tarafından. O küfür tekrarı tarzı bir şey. Neler söylersiniz? Şimdi maçlarda 3 tane temsilci oluyor. Yani biri tribünde oluyor, biri medya temsilcisi, biri de sahasında, tünelde, sağ mekanda olayları rapor eden kişiler. Bunlar çok eğitimli insanlar. Çok üst düzey kamuda veya özel sektörde yönetici insanlardan seçiliyor. Futbol Federasyonu'nda da 350 tane bu şekilde temsilcisi var. Yani Süper Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de, 3. Lig'de tayin ettiği temsilciler var. Şimdi bu temsilciler sahadaki olayları rapor ederler. Yani sahaya atılan yabancı madde, küfür, İşte diyelim ki stat'taki organizasyondaki eksiklikler, bozukluklar, yani bütün organizasyondaki işleri rapor ederler ve bunları Futbol Federasyonu'na yazarlar. Ve bu küfürler kodları var. Yani her şey yazılıyor. Veyahut da diyelim ki türbünden sahaya atılan yabancı maçlar ve bunların birçoğunda görüntü kayıt cihazları da var. Yani görüntü çekerler zaman zaman. Ses kayıt alabilirler, görüntü çekerler. Çünkü bunları raporlarını yazmak ve sunmak zorundalar. Hakem gözlemcileri de bazen not tutmaktan statta rahat not tutamazlar. Cep telefonuna kayıt yaparlar, ses kaydı der. İşte 16. dakikada start kaydı. Az gol şansı der. Bu şekilde maçtan sonra o ses kaydını alır, oraları not almış gibi yapılır. Bu yani çok olağan, çok ben maçlarda defalarca rastladığım bir şey. Bu temsilci de Futbol Federasyonu'nun başarılı olan tecrübeli temsilci. Bunu yapıyor mu şu anda? Fakat bu tabii sosyal medyada işte kötülüyor. Halbuki onun vatandaşı çok da ciddi bir ceza aldı. 4 cezası aldı. Tribün kapatma aldı. Yani ceza da yani, rapor yazılmamış veya es geçirmiş de bir durum da yok. Şimdi siz bu temsilciyi dün Çorum Erzurumspor maçına atamışsınız. Çorum Erzurum yanlış hatırlamıyorsam. Bunları 4 şey önce baştan geri çekiyorsunuz. Ya bu da çok hoş şeyler değil. Yani onu dedim ya, Futbol Federasyonu Riva'daki koltuklarına dik durursa, dik oturursa senin sağdaki hakemin, temsilcinin, gözlemcinin o kadar dik durur. O kadar seni dik bir şekilde temsil eder. Ama siz orada öyle dik çökerseniz, siz orada öyle hemen kulüplerden, sosyal medyadan aslı astar olmayan veya bir şeyin tam bir şeyine farkına varamadan böyle hemen bir takım arınacılı kararlar alırsanız bu ipin ucu kaçar. Yani 1,5 yıldır Türkiye'de aynı Futbol Federasyonu var. Ben mesela merak ediyorum, hangi şey düzeldi yani? Biz neyi düzeldi? Mesela kulüplerin geliri mi arttı? Tribünlerdeki seyirci sayısı mı arttı? Yok, düştü. Tribünlerdeki küfür mü azaldı? Hakem performansları mı yükseldi? Oyun mu yükseldi? Ne düzeldi? Bir Futbol Federasyonu'nun hakkını teslim eden bu montaya tercih etmesi, zamanlaması çok önemli değil. Milli takımda büyük bir performans gösterdi ve Avrupa Şampiyonası'na bizi attı. Çok güzel. Onun kaymağını yiyoruz hocam şu anda zaten. Ha, bu müthiş Futbol Federasyonu'nun yapmış oldu. En doğru, en isabetli iş. Doğru. Ama hakem yönetimine geldiğimiz zaman, diğer kurullardaki bir takım işlere geldiğimiz zaman durum ortada. Onun için bence bu çok güzel bir örnek. İşi eline vereceksiniz. İşte Montaya gibi bir adam buldunuz. İtalya, Türkiye Ligi'ni tanıyordu. Bitti bir adam. İşine odaklanmış bir adam. Böyle polemiklerden kaçınan bir adam geldi. Kısa sürede hakikaten çok ciddi bir milli takıma ivme kaydetti. Onun için siz de bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı getirirsiniz. Anahtar teslimi bu işi teslim edersiniz. Anahtar teslimi. Sizlerin eğitimlerinden sormuşsun. Tayinlerden sormuşsun. Ben denetleme görevini yaparım. Zaman zaman bana raporunu getirirsin. Ama sen bu işin içine girersen, efendim Merkez Hakem Kurulu gelmiş, eğitimciyi İskoçya'dan getirmişsin, bilmem VAR sorumlusunu Polonya'dan getirmişsin. Abi yani o Merkez Hakem Kurulu Başkanı eğer bir eğitimciyi değiştiremiyorsa, bakın bu hafta bunu da yazdım. Eskiden hakemler Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan çok çekinirlerdi, korkarlardı. Şimdi? Şimdi hiçbiri takmıyor. Niye takmıyor? Abi tayini Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmıyor. O niye o zaman klasmanı o koltukta oturuyor hocam? Klasman Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bugün varsın, yarın yoksun.
Her önce 3 adım Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişiyor. Ondan sonra seni kim sıkar artık? Kim sıkar? Hocam şunu sorayım o zaman. Niye hiçbir yetkin yoksa niye o koltukta oturuyorsun? Yani bilmiyorum, belki bir saatini verdi, kabul görüyor. Çünkü ama istihbarat tek taraflıdır. Çünkü Futbol Federasyonu bizde ana statüye göre Merkez Hakem Kurulu görevden alamaz. Merkez Hakem Kurulu istifa etmesi gerekir. Doğru. Bilemiyoruz yani oradaki tam şeyi gidişat ne denir ama yani en azından ben onu saygın bir adam, düzgün bir adam. Ben en ufak bir ile hurdası olacağını düşünmüyorum ama yani ama bu şekilde hakemlikleri yönetmek, bir yere biz varamayız bu şekilde. Gidemeyiz bu şekilde. Yani bu şekilde gidişat değil. Yani eğitimi İskoçyalı verecek. VAR eğitimini Paul Zil verecek. Polonyalı verecek. Tayini Çarkıfelek yapacak. Ben onu artık algoritma demiyorum. Çarkıfelek yapıyor. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanıyım. Bir de bir Futbol Federasyonu Başkanı var. O da her şeye karışan veya müdahil olan. Herkes söylüyor bunu. Yani sen ya şunu olacak iş mi ya? 15 hafta oynandı. 15 haftada bugünkü iki maçı sayarsan 148 tane maç öğrendi ilk başladığı günden beri. Hı hı. Bu 148 maçta Fenerbahçe aleyhine bir hata oldu. Samet'in el pozisyonu, kanatı. Evet. Ondan sonra Merkez Hakem Kurulu yazılı açıklama yaptı ya. Doğru. Ya 148 tane maç oldu. Hiçbir maçtan sonra bu kadar hakem hatası olmuştur, olacaktı da olur da. Ya sen niye bir yazılı açıklama yapıyorsun ya? O zaman demek ki bu 20 kulübe eşit gözle bakmıyorsun veya bu hakemlerin hepsi eşit değil. Ya böyle bir yazılı açıklama ihtiyaç var mı? Şimdi ben Fenerbahçe başkanı olsam, Fenerbahçe kulübünün yerinde, taraftarın yerinde olsam, ya bu Merkez Hakem Kurulu bu kadar yapmadı, bizim lehimize bir hata olduğu zaman niye böyle bir yazılı açıklama yapmaya ihtiyaç duydu? Değil mi ya, bunu herkes aklına gelir. Yani hadi bunu diyelim ki Futbol Federasyonu Başkanı düşünemedi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı düşünemedi. Ya etraflarında bir sürü insan var, bürokratları var, sekreteryaları var, danışmanları var, yönetim kurulu üyeleri var, kurulda insanları var, arkadaşları var. Arkadaşlar böyle bir hata açıklama yapmak bizim için çok yıpratıcı olur, çok zarar veririz. Gerek yok böyle. Demiyorlar mı, diyemiyorlar mı? Ben de bunu anlamıyorum yani. Bence diyemiyorlar hocam. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. İyi yayınlar. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi Spor yazarı ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal vardı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara. Aradan sonra Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımız Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar. Çok mersi. 3-1'lik bir zaferin mimarı haberiniz bugünkü. Ama tabii şunu söylemem lazım. Danimarka'da 6 gol yemiş olan bir Fenerbahçe'nin böyle bir zafer yaşayacağını tahmin ediyor muydunuz? Takım nasıl toparlandı? Nasıl bu kadar kısa sürede konsantre oldu ve maç hazırlandı? Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Fenerbahçe zor bir viraja girmişti. Yani daha doğrusu Pendik maçında yaşanan iki sakatlık, hem Bekao'nun takımdan uzun süre ayrı kalacağının belli olması, Fred'in de sakatlanması ve ardından Serdar Aziz'in bir ameliyat geçirmesi stoper mevkinde ciddi sıkıntılar yaşattı. Hı hı. Bu krizde Avrupa'da iki maç kaybetmesine sebep oldu bunun. Yani sıradan maçlar değildi bunlar. Yani grup liderliği çantada keklik görülürken, cepte görülürken bir anda bütün hesaplar karıştı konferans liginde. Daha da önemlisi Danimarka'da oynanan Norşeland maçında yaşanan 6-1'lik kırıcı bir mağlubiyet Fenerbahçe'nin tribülansa girmesine sebep oldu açıkçası. Ve bütün taraftarlar yeniden her şeyi sorgulamaya başladı. Yani bu takım yaşlı mı? Bu takım yoruluyor mu? İşte çok fazla rotasyon zarar veriyor mu? İsmail Kartal bu takımı yönetemiyor mu? Falan filan gibi insanların zihninde bir sürü böyle kötü senaryolar uçuşmaya başladı. Evet, kötü senaryolar uçuşmaya başladı. Burada tabii ki herkesin işi zorlaşıyor. Oyuncunun da tabii ki sahadaki oyuncunun da işi zorlaşıyor. Teknik kadronun da işi zorlaşıyor. Mühim olan buradan bu türbülanstan takımı en hızlı biçimde çıkartıp yola devam etmeyi başarabilmek. İşte İsmail Kartal burada bunu başardı. Yani Sivas maçında ben hep bahsediyorum seninle yayınımızda. Maça giderken böyle metrobüste gidiyorum veyahut da işte karşıdaysa maç, bu haftaki Beşiktaş stadındaydı. Oraya giderken de motorla gittim, Üsküdar'dan bindim motorla gittim. Taraftarlarla konuşa gidiyorum. Yani herkes Sivas maçına giderken metrobüste İsmail Kartal bu maçı kaybettiğinde
kaybederse, ardından Beşiktaş maçı var, orada da bir puan kaybı yaşanırsa gönderilir. Hatta şu gelir, bu gelir diye senaryolar çiziyordu kafasında. Yani demek ki yani kırılma eşiği çok düşük Fenerbahçe'nin. Bu da tabii 9 yıllık şampiyonluk hasretinin, 10 yıla dayanan şampiyonluk hasretinin getirdiği bir nokta bu. Aslında bir travma bu da. Yani buradan çok iyi bir şekilde çıkması Fenerbahçe'nin, yani Sivas galibiyeti ardından Beşiktaş galibiyetiyle büyük bir ihtimalle Perşembe akşamı da Trabzon'u yenerek yeni bir seri başlatacak gibi gözüküyor. Buradan, bu türbülanstan, bu kötü sonuçlardan ve sakatlıklardan en kısa sürede çıkartmayı başarması İsmail Hoca'nın bence elde ettiği çok büyük bir başarıdır. Yani burada neler yaptı? Takımı bir kere her şeyden önce birbirine kenetledi. Yönetim de burada çok önemli hamleler yaptı. 2-3 defa Samandıra'ya gitti. Hem İsmail Kartal'a güvence verdi. Ona destek olduklarını açıkladı. Hem de futbolcularla birebir görüşmeler yapıldı. Toplu görüşmeler yapıldı. Burada onlara güvendiklerini ve onların ne kadar kaliteli oyuncular olduklarını anlatmaları da çok büyük önem taşıyor tabii. Bu güven karşılıklı, hem teknik direktöre, teknik heyete verilen, duyulan güven, ayrıca sağlık ekibine de bir bildiri yayınlayarak güven duyduklarını ve yaptıklarını doğru bulduklarını açıklatarak, yazarak bütün oluşan sağlık ekibi hakkındaki şikayet dedikodularının da önünü kesmiş oldu. Yani böylece 3-4 doğru hamle peş peşe geldi Fenerbahçe'den ve bunun ardından derbi için İnönü Stadı'ndan yola çıkıldı. Yani bir kere zaten Beşiktaş yaralı şu an. Yani bir yönetim değişikliği olsa da çok kötü bir kadro kurulmuş. Yani bu kadroyu kim kurdu, acaba sorumlusu kim diye baktığın zaman aklımıza birinci isim olarak Şenol Güneş geliyor. Yani eğer öyleyse, bu kadar kötü bir kadro kurduysa gerçekten inanılır gibi değil. Yani her tatlı tel tel dökülüyor. Ama tabii ki orada da sakatlık sorunları var. Acaba tam kadro olsaydı başka bir Beşiktaş mı izlerdi insanlar? Onu bilemiyorum ama ligin henüz başındayken Avrupa'dan ve ligden kopan bir Beşiktaş gerçekten çok üzüntü veriyor. Çünkü ligin rengidir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Üçünden birinin, hatta Trabzonspor'da öyle, dördünden birinin lig yarışında, şampiyonluk yarışında olmaması o ligin kalitesini düşürüyor. Seyir zevkini azaltıyor. Keşke Beşiktaş da bu yarışın içinde olsaydı. Ama hafta sonu izlediğimiz derbi gerçekten skandal derecede kötüydü Beşiktaş adına. Hiç oyuna tutunamadılar. Hiçbir yerinde oyuna hakim olamadılar. Attıkları gol bile kişisel, Cenk'in kendi kişisel başarısı ve oradaki mücadelesi sonucu kaptığı topla oluşan bir çabaydı. Organize hata yok Beşiktaş'ın. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Oyunun hiçbir yerinde tutunamadılar ve son 10 dakikaya kadar maç aslında 2-1 gitti. Yani kaza golüyle 2-2 bile kalınabilecek bir duruma doğru gidiyordu. Ama öyle olmadı işte. Yani Beşiktaş, Rıza Hoca'ya bakıyorum, ne yapabilir ki? 3 maç olmuş geleli. Sağ bekler yok, sol bek yok. Stoperlerinde sakatlıklar var ve problemler var. Sürekli Necip Joker gibi bir ileride, bir orta sahada, bir defansta oynuyor. Yani böyle bir Beşiktaş'ı yenmek aslında maharet değil belki ama yine de dediğim gibi bu Neuchâtel bizim dilimize çok ters bir takım ismi gerçekten. Neuchâtel takımı. Böyle bir 6-1'lik Neuchâtel mağlubiyetinden sonra her maç çok önemli oluyor. Yani kimle oynarsanız oynayın çok önemli oluyor. Çünkü kırılma maçları haline geliyor bu. Önemsiz bir maç olsa bile kırılma maçları haline gelebiliyor. Örneğin işte Sivas'ı söylediğim gibi, Sivas'a yenilseydi her şey tartışılır hale gelecekti. Onun için bu kazanılan peş peşe galibiyetler çok önemli İsmail Hoca ve Fenerbahçe camiası açısından. Bence şimdi yine yelkenler şişti. 19 galibiyetle başlamıştı lige. Muazzam bir seriydi. Buna rağmen tartışılıyordu İsmail Kartal. Şimdi bu biraz sükunet bulacak. Bu tartışmalar biraz durulacak. Ta ki iki Galatasaray peş peşe yaşanacak. İki Galatasaray maçına kadar. O maçların sonucu yeniden bir tribülansa girmeye de neden olabilir. Yeniden bir çıkışa, hatta farkı açıp şampiyonluk yolunda bütün camianın kenetlenmesine doğru da gidebilir. İki şekli de var bu işin. Yaşayıp göreceğiz onlar hangisi olacağını. Şu anki gidişata göre baktığın zaman Fenerbahçe'nin formda oyuncuları var. Ama Galatasaray için de bu yarın akşam oynanacak maç çok önemli. Ondan evet, sonraki maçlar çok önemli. Bunlar kaderlerini iki takımın da belirleyecek. Bu iki takım çok arayı açtı. Yani hiçbir takım yok arkada baktığın zaman. Hani Kayseri Manisa'da iyi geliyor ama Beşiktaş, Trabzon zaman zaman yaklaşıyorlar ama yani hiç yakalama ihtimalleri yok. İki takımın sürüklediği bir lig haline dönüştü ligimiz. Süleyman, sana şunu sor. Hakem performansını nasıl buldun maçta?
Valla hakem yani çok başarılı değildi açıkçası. Her maçta hakemi konuşuyoruz. Bu maçta da sonuca tesir eden hatalar yaptı. Kartlar da hatalıydı. Yani penaltılar da işte yani bu golde 10 dakika beklendi. Yani biz bile gördük yani golün net bir gol olduğunu, ilk golün. Orada bile beklendi. Penaltıda, Paris penaltıda VAR'a gidildi. Faullerde yanlış düdükler çalındı. Kartlar es geçildi. Yani yani iyi niyetle konuşmak istiyorum. Hiçbir hakem hakkında olumsuz ve kırıcı kelimeler kullanmaktan dikkat ediyorsan her zaman kaçınıyorum ama hakemler de biraz daha dikkat etmeliler ve bunların onların kariyerine de çok olumsuz yansıdığı gayet açık ortada. Yani yaptıkları hatalar ondan sonra işte düdük asmalarına, erken yaşta emekli olmalarına, hatta faal hakemlikten VAR'a doğru kaymalarına ve doğru bir sürü şeye etki ediyor. Onlar da bu işten ciddi paralar kazanan bu oyunun önemli paydaşlarından biri. Kendilerine dikkat etmeleri ve çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bu sene gerçekten çok formsuzlar. Evet, Fenerbahçe'nin derbiden sonra hakem hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na evet. bir dosya gönderdiği gittiği yönde görüntülü dosya. Kaset gönderdi. Ne diyorsun buna ilgili? Pozisyon her birini pozisyon alarak açıklamalarıyla birlikte o kaset dün akşam teslim edildi Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bununla ilgili bir cevap bekleniyor Futbol Federasyonu'ndan. Gelir mi? Bence gelmez. Öyle kapanır gider ama yani şurada şöyle bir şey var. Yani maçı 3-1 kazanmış Fenerbahçe. Buna rağmen hakemden şikayet ediyor. Yarın aynısı Beşiktaş'ın başına geliyor. Öbürsü gün Galatasaray'ın başına ama çok, geliyor. Yani Trabzon'un. Pozisyon anlamına baktığın zaman çok hatalı kararlar verdiğinden dolayı çok fazla, sıkıntı var. Çok fazla evet. Yani en az 3-4 sarı kart var. Bir tane kırmızı kart olma ihtimali yüksek. Penaltılarda yanlış kararlar var. Yani 27 Deniz Çoban demiş. Atilla Karaoğlan'ın verdiği 27 kararın 18 hatalı. Yani verdiği o, kararların %66'sı hatalı. Ben de maçı yönetsem ben de 18 hata yaparım yani. Ama, 18 hatayla ben de yönetirim. Ama maçı. Bariz önündeki pozisyonları göremiyorsun Süleyman. Önündeki tabii o kadar pozisyonlarını göremiyorsun. Evet. Vardan dönmesini bekliyorsun. Yani işte biraz heyecan mı vardı acaba hakemde? Ben yine kötü niyetten hiç düşünmüyorum. Aklımın ucuna bile getirmiyorum. Yani bilerek yapmadı, bilerek çalmadı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ha, kötü yönetti sadece. Yani nasıl bir futbolcunun kötü performans sergileme durumu oluyorsa maçlarda inanamıyoruz değil mi? Bazen bir oyuncu o kadar kalitesine inandığımız, bu kadar becerikli bir oyuncu o kadar kötü oynuyor ki o maçta dökülüyor adeta böyle sapır sapır. Ama onun kötü olma ve formsuz olma hakkı var gibi düşünüyor. Hakemin kötü ve formsuz olma hakkı yok gibi gözüküyor. Ama çok fazla olunca da bu sefer insanlar bunları sorgulamaya başlıyor. Bir kere biz maçlardan önce çok fazla hakem konuşuyoruz. O yönetiyor, bu yönetiyor. O daha önce bunu yönetmişti, burada vermemişti, bunu çalmıştı. Burada bilmem. Bu nokta hakemi stres altına sokuyor ve hata yapmaya zorluyor. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz yani. Sonra o hakem çıkıyor, bize hata yapıyor. Bizim takımımıza yapıyor, sizin takımına yapıyor, öbürünün takımına yapıyor. Yani biz bu kadar baskı altına alarak maç başlamadan 10 gün önceden, 5 gün önce o gelirse bu olur, şu gelirse şu olur, bu gelirse bu yönetirse şöyle olur gibi açmaza doğru sürüklemek hakemlerin performansını, zaten formsuz olan hakemlerin performansını daha da kötü etkiliyor bence. Benim kanaatim o doğrultuda. Ben asla ve asla kötü bilerek karar verdiklerine inanmıyorum asla. Çünkü onlar da bu işten ekmek yiyorlar. Yani ciddi paralar kazanıyorlar. Hepsinin evleri, barkları, çocukları, gelecekleri var, umutları var, hayalleri var. Yani bir maçta kötü yönetip bilerek yani o bir takıma yarar sağlayacağım diye kendi ekmeğini çöpe atmak istermiş. Yani mümkün değil böyle bir şeye. Ben hiçbir profesyonelin hiçbir branşta bilerek kötülük yapacağını zannetmiyorum. Ama formsuzluk, hatalar da bir yere kadar onlar da bezdiriyor. Şu an Türk futbolunun seyircileri, taraftarları gerçekten bezmiş durumda hakem hatalarından. Acilen kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bu psikologla mı olur? Kendi kendilerine yeniden yapılanmayla mı olur? Birlikte toplanarak bir çeki düzen vermeyle neyle olur bilemiyorum ama bir şekilde bir yerden nasıl ki takımlar dibe vurup zıplıyorlar ve form tutuyorlar, düzene giriyorlar. İşte bir saattir Fenerbahçe'yi anlatıyoruz. 6-1'lik yenilginin ardından şunları yaptı, bunları yaptı ve takımını normal düze çıkarttı diye. Hakemler de bir şekilde kendi aralarında bunu konuşarak veya bir şekilde bir herhangi bir tedavi yöntemiyle bu arızayı gidermeleri gerekiyor açıkçası. Serkan Bey demiş ki İrfan Can Kahveci neden sarı kart vermiyor hakemler demiş. Tabii yani işte onu konuşuyoruz yani sadece İrfan Can'a neden sarı kart vermiyor değil yani iki tarafta da
İki takımın da şikayetleri oluyor. Her maçta böyle oluyor. Yani işte geride bıraktığımız maçlara bakalım. İki takımın taraftarları da, iki takımın yöneticileri de bir hakem hakkında kötü şeyler söylüyor. O yönetemedi, böyle yaptı, şöyle yaptı. O düdüğünü astıracağım, ben bunu yapacağım. Böyle bir yere varamayız yani. O maçta Beşiktaş taraftarlardan da benzer serzenişler geliyordu aslında devre arasında. İşte o penaltıyı vermedi, işte kart göstermedi, kırmızı kart göstermeliydi falan diye. Bence kırmızı kart değil ama biz de bir ilk maçta o an kırmızı zannettik ama yani kırmızıya gerçekten gerek yokmuş. Ama işte taraftarlar, hakemler o kadar güvensiz bakıyor ki her oynanan maçta iki takımın taraftarı da, iki takımın yöneticileri de maçın hakemi hakkında olumsuz bakıyor. Yani çok enteresan değil mi? Böyle bir yere varılabilir mi Allah'ın seversen? Öyle olmaz ki. Artık en çok izlenen programlar hakem yorumcuları oldu. En çok her maçtan sonra herkes bekliyor. Trio'yu, üç hakem çıksın, masaya yatırsın. Bir de ertesi gün gazetelerde eski hakemlerin yaptığı yorumlar, herkes bunlara bakar oldu. Oysa en az konuşmamız gereken şey hakemler olmalı. Ama hep oyunun içinde ve çok ön plandalar maalesef. Evet, İsmail Kartal'ın 6 kahramanı var. Baktığımız zaman hakikaten Dzeko, Tadic, Szymański, İrfan, Can, Fred ve Ferdi, neler söylersin? Evet, yani Edin Dzeko yorgun görünümlüydü ama son milli aradan sonra ilk maçta biraz durgundu, ondan sonra atlattı ve çok başarılıydı. Geçtiğimiz hafta da söyledim ben, görünmeyen maçın kahramanıydı Sivas maçında. 90 dakika ileri geri oynadı. Beşiktaş maçında da bence çok verimli ve çok yüksek performansıydı. Nitekim ligde 20 maçta attığı gol sayısı 14 oldu yani. 7 tane de asisti vardı, yani daha ne yapsın yani. Hala çok enerjisiz oynuyor ve yorgun oynuyor şeklinde eleştiriler alıyor. Aynı şekilde Tadic de yani hiç aralıksız 26 maçta oynamış, düşünebiliyor musunuz? Yani 26 maçta oynamış, 11 tane gol atmış, bazıları penaltı olsa da onun da 7 tane asisti var. Şimdi bu iki oyuncu Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en kilit oyuncuları. Tabii Szymański'nin bu sene inanılmaz bir performansı var. Yani Feyenoord'da 46 maçta elde ettiği istatistiki başarıyı Fenerbahçe'de 26 maçta geldi geçti bile. 11 tane golü var onun da, 10 tane asisti var, bakar mısınız? 10 asist yani. Evet. Yani bir takımın toplam yaptığı asist kadar neredeyse tek başına yapmış. Aynı şekilde İrfan Can Kahveci de sezon, ben son yıllardaki en verimli, en yararlı takımı için en yararlı sezonunu geçiriyor. O da 10 gole ulaştı. Asisti de onun 6. Ve 25 maç oynadığını da altını çizmek gerekiyor. Bu da çünkü çok önemli bir istatistik. Yani Tadic ile İrfan Can Kahveci takımın en fazla forma giyen oyuncuları arasında yer alıyor. Ferdi ayrı bir parantez açmak lazım. İnanılmaz oynuyor gerçekten. Yani gerçekten Allah nazarlardan saklasın, Türk futbolunun bence göz bebeği durumunda. Her maçta seyrederken hayran olmamak elde değil yani. Müthiş oynuyor. Beşiktaş maçında da çok başarılıydı, çok etkiliydi. İleri geri oynadı. Yani tabii karşısında beklerin de kötü olması. Zaten Beşiktaş'ın kolu kanadı kırılmış. Bekleri sakat, yok karşısında bekler. Umut oynuyordu karşısında. Sakatlandı. Yani çok rahat oynadı tabii ki. Bunun da etkisi var. Ama Beşiktaş gerçek bekleriyle, Rozier'le de oynasaydı yine Ferdi'nin önü kesmek çok oldukça zor bence. Avrupa'da bile şu an bence en iyi takımda, yani düşünüyorum en iyi takımlardan birinin kim? Real Madrid, kim? Bayern Münih. Bence formasını direkt giyse orada da hiç sırıtmadan oynar diye düşünüyorum. Yani çok çok üstün yeteneklere sahip ve kendini çok geliştirdi. Yani tebrik etmek lazım. Yani tabii ki bu hayatına giren kız arkadaşı da çok olumlu etki yarattı. Onu sol bek olarak oynatmayı ilk kez düşünen Vitor Pereira'nın daha yani fikriyle sol bekte kendini yeniden doğdu ve yepyeni bir Ferdi olarak futbolumuza ışıldayan bir yıldız olarak geldi. Onu da çok büyük önemi var tabii ama Fenerbahçe'nin hiç sönmeyen yıldızı durumunda, her maç üstüne koyarak gidiyor. Helal olsun diyorum ben. Fred de aynı şekilde, o 6 kahraman dedik ya, onların içinde Fred'i de kenara atamayız çünkü oynamadığı maçların hepsinde Fenerbahçe kaybetti. Fred'in oynadığı tüm maçları da kazanmış. Düşünebiliyor musunuz böyle? Yani ne kadar önemli bir gösterge aslında. 16 maç oynamış, 5 asist yapmış, golü yok ama her oynadığı maçı Fenerbahçe kazanmış. Onun olmadığı her maçta da Fenerbahçe sorun yaşamış. Bu da Fred'in önemini gayet net biçimde ortaya koyuyor. Son sorum Dzeko üzerinden olsun. Durumu nedir?
Ciku yani çok hafif ağrı hissettiği için riske edilmedi ve çıkartıldı. Yani hiçbir sorunu yok. Perşembe günü oynayacağını düşünüyorum. En fazla Trnava maçında belki hani ilk yarı ilk 11'de olmazsa ikinci yarı duruma göre sokarlar. Bilemiyorum tabii ağrı durumunu ama en ufak bir risk varsa İsmail Hoca bir maç uğruna oyuncusunu hiçbir zaman ateşe atmayacağını gösterdi bu süreçte. Sakatlıkları, hafif sakatlıkları olanları da oynatmadı. Ağır sakatlığı olup iyileşip takıma katılsa da tedbiren onları da oynatmadı. İşte Serdar Aziz'i koymadı. Adana Demirspor maçında Fred'i koymadı. Avrupa maçında Fred'i yine oynatmadı. Bu gibi hafif sakatlıkları olan oyuncularına sahip çıkıyor ki lig uzun bir maraton, Avrupa yolu uzun bir yol. Buralarda sakatlıkların minimumda kalması için onlara titizlikle davranıyor. Eğer Cikudu da böyle bir ağır hissederse Trnava maçında belki onu kenarda tutup sonradan görev verebilir ama benim duyduğum kadarıyla önemli bir sıkıntısı olmadığını duydum ben. Sadece bir sertleşme hissetmiş. Tedbiren hemen çıkartıldı. Zaten skoru Fenerbahçe'nin eline de yakalamıştı. O yüzden de kenara aldı Fred'e. Özür dilerim. Cikuyu. Cikuyu. Süleyman çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu, başarılarla dolu bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, attığımız Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, 3 teknik adamla bir türlü istikrarı yakalayamayan Beşiktaş Süper Lig'de 40 puanda bulunan lider Fenerbahçe ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisinde. Daha ilk yarı bitmeden söylüyorum. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba'ya emanet oldu. Başkan Sayın Arat geldi. Fakat sıkıntılar her dakika artmaya başladı. Şu an hattımızda da Ajans Spor Beşiktaş yazarı ve muhabiri sevgili Kerim Öztürk var. Kerim, yerimize hoş geldin. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar abi. Şunu sormak istiyorum sevgili Kerim. Böyle bir tablo bekliyor muydun sezon başladığı zaman? Yani 14. hafta liderin çok fazla gerisinde olan, Avrupa defterini erken kapatmış, 14 haftada 3 tane teknik direktör, 2 başkan değiştirmiş bir Beşiktaş, neler söylersin? Abi, sezonun başında tabii pencereden, ilk o transfer penceresinden baktığımızda yani bu kadar kötüsünü beklemiyorduk, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Elbette Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapmış olduğu transferlerden çok çok geride transferler yapması, bunun üstüne yönetimle taraftarın arasının çok ciddi derecede açılması Beşiktaş'ta işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir durumdu. Ama henüz daha ligin devre arası gelmeden işte hem Avrupa'ya veda etmiş hem lige tam manasıyla havlu atmış. Ben öyle bakıyorum bu saatten sonra. Tabii ki matematiksel olarak hala bir şeyler olabilir ama ciddi havlu atmış bir Beşiktaş var. Bütün bunların yanı sıra işte hocaların değişimi, teknik direktörlerin değişiminin yanı sıra başkanlık seçimi falan hepsi bir kenara. Beşiktaş'ta takım yok. Yani Beşiktaş'ta bir futbol yok. O yüzden bu kadar kötü vaziyete geleceğini ne ben ne de Türkiye'de sporla ilgilenen herhangi birisi tahmin edemezdi diye düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'ta şunu sana sormak istiyorum. Yani derbiye geldiğimiz zaman bir kere atmosfer şahaneydi. Beşiktaş taraftarını tebrik edelim. Evet. Tıklım tıklımdı ve inanılmaz bir destek vardı takımlarına. Şunu sana sormak istiyorum. Böyle bir skor tahmin ediyor muydun? Kadroyu nasıl buldun? Önce skordan ve maçtan gideyim, sonra kadroya doğru yorumlayayım istersen abi. Çünkü ben 45 yaşıma geldim neredeyse. Yaklaşık 20-25 senedir de elimden geldiğince Beşiktaş'ı takip ederim. Beşiktaş maçlarını izlemeye çalışırım ama statta olamazsam ekranda bir şekilde izlerim. Ben son 25 seneye yakın bir süredir bu Fenerbahçe maçındaki Beşiktaş kadar aciz bir Beşiktaş'ı hiç görmedim. Bakın, bunun skorla hiçbir alakası yok. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hiç önemli değil. Büyük takımlar çok büyük mağlubiyetler alabilirler. Birbirlerine karşı yenilebilirler. Nitekim Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da böyle kötü skorlarla yenildiği maçlar vardır. Doğru. Yani bu olur. Buna söyleyecek bir şey yok. Futbolun doğasında bu var. Ama yenilen takım her kim olursa olsun bir ateşlenme olur. Bir direnç göstermeye çalışır. En azından ruhunu sahaya koyar ve dersiniz ki ya tamam, mücadele etti ama rakibin olmadı futbol dersin. Kalitesi daha yüksekti, futbolcuları daha yüksekti, olmadı ve kaybetti dersiniz. Bu kabul edilebilir bir şeydir. Ama
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde ilk 10 dakika dışında ben varlığını hissetmedim. Bilmiyorum benim dışımda varlığını hisseden var mıydı? Ve kendi aramızda Yılmaz'la beraber biz maçı izledik. Sevgili Yılmaz Zilim'le beraber. Orada da birbirimize söylediğimiz şey vardı. Yani dışarıdan 11 tane çocuk toplayalım. Ayağına top değmiş. Ya gel bugün sen Beşiktaş'ın kadrosunda ilk 11'de Fenerbahçe'ye karşı oynayacaksın de. O çocuklar o takımdan daha ruhlu oynarlardı. Ben iki kişi gördüm ilk 11'de. Bir Mert, ki onun kurtarışları sayesinde tarihi bir farktan kurtuldu Beşiktaş. İki biraz kıpırdayan Alexander Chamberlain. Yani bu iki futbolcu ben sakatlanıncaya kadar Gedson Fernandes'i de beğendim. Gedson, yani onu ayrı tutuyorum. O Gedson herhalde Beşiktaş kadrosunun son iki sezonları en büyük şansı diyebilirim ben Gedson için. Çünkü ya adam öyle veya böyle bir şekilde her maç nefesinin son raddesine kadar koşuyor. Yani ciğeri parçanın hızcasına koşup mücadele ediyor. Ama Chamberlain ve Matt'te hırs vardı. O ikisi ciddi anlamda hırslıydı. O yüzden ikisini çok beğendim. Kadro yapılanmasına gelince Rıza Hoca'nın çıkardığı kadroya. Şimdi Rıza Hoca hep geldiğinden bu yana sakatlar dedi ki bunu biz de kabul ettik. Beşiktaş'ta ciddi bir sakatlık problemi var ki bu sezonun başında belliydi zaten. Sen bu kadar sakatlık problemi olan futbolcu grubunu bir araya toplarsan o adamlardan verim alman mümkün değildi. Fakat Rıza Hoca yıllardır Beşiktaş'ta yapılmayan bir şeyi denedi Fenerbahçe karşı. Ben orta sahada top kesici olarak Necip'i görünce aklıma ilk soru şuydu. İyi de topu kim kullanacak? Tamam, Necip Beşiktaş'a sonuna kadar emeğini vermiş. Nerede oyna derseniz oynamış. Yarın Necip'e deseniz ki ya Mert sakat, işte Ersin oynayamıyor, Utku'nun ayağı ağrıyor, geç kaleye deseniz adam kalede de oynayacak bir futbolcu. Kesinlikle Necip'in futbolculuğunu tartışmıyorum. Necip'in Beşiktaşlığını tartışmıyorum. Elinden gelenin yaptığına da inanıyorum. Ama futbol yetenek oyunudur ve belirli insanların belirli yetenekleriyle yürüyebilirler. Buna bağlı olarak da Necip'e verilen bu top kes onun adına başarılı olsa da oyun kurma görevinin olmayacağını herkes öngördü. Fenerbahçe'nin de ileri uçta yine işte başarılı futbolcuları Tadic gibi, Şimanski, işte İrfan, evet, ki kanattan gelen Ferdi. Yani bu oyuncuları bu kadar nasıl durdurabilecek ve bu oyunculardan kapılan topları nasıl oyuna sokacak Beşiktaş, bunu çok merak ettim. Maçta da gördük ki hiçbirini yapamadı. Maçla ilgili benim gözümün önünde yine futbolcu grubu kalitesiyle alakalı olacak. Gözümün önünde beliren bir şey var. Maçın galiba 35. dakikaları falandı. Bir pozisyonda 37 yaşındaki Dzeko'nun 39 yaşındaki Dzeko'nun 20'lerindeki Onur'u resmen sırtına alıp taşıdığına şahit oldu. Yani şimdi tamam, ikisinin kalitesi elbette ki tartışılmaz. İkisinin kariyeri elbette ki tartışılmaz ama sen 20 yaşının 20'lerinde daha gencecik bir futbolcuyken 39 yaşındaki bir adamı kovalayıp yakalayamıyorsan orada bir problem vardır. Orada bir hırs problemi vardır. Orada bir fizik problemi vardır. Orada bir kondisyon problemi vardır. Nitekim Beşiktaş'ın sezon başından beri yaşadığı en büyük son dakika gelişmesi bunlardır. Beşiktaş'ta 5 kadro dışı. Abubakar, Rozier, Bele, Gezal ve Onana kadro dışı bırakılmış. Ben şimdi oraya gelecektim. Demek ki biz konuşurken açıklama yapıldı. Şu an kulüpten gelen açıklamayı söylüyorum. Abubakar, Rozier, Bele, Gezal ve Onana kadro dışı bırakılmış. Nasıl buluyorsun bu kadro dışları? Valla bu bekleniyordu zaten abi. Yani dün biliyorsunuz Sayın Hasan Arat, Sayın Feyyaz Uçar, Sayın Samet Aybaba hepsi bir araya geldiler. Bir toplantı yapıldı. Zaten bir kadro dışı olması beklentiler halindeydi. Hatta Rıza Hoca'nın da. Ama Gezal sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu. Yani onda biraz yanlış olabilir. Abi şöyle bir durum var. Hadi o Bakar anlar ama Bakar saç ektirme olayı falan filan var. Takım içerisinde evet. Biraz sıkıntılar var. Rozier'in ne olduğu belli değil. Rozier'in ne olduğu bellidir. Hani Bele çok hatalar yapıyor penaltı pozisyonuna evet. Baktığın zaman. Onana ile ilgili de yanlış Onana muhabbetini hakikaten Harun Yüksel Tekin Oktay ortaya çıkardı. Valla bence Allah. Hüsnü Hoca'ya bu sefer ben de inanmaya başladım. Abi. Bunun en başından beri tam karşısında olduğumu bilirsin. Çok konuşuyor. Evet, çok konuşuyor.
senle valla. Ama valla ben de yavaş yavaş Hürsel abiye katılmaya başladım. Yani Onana ben bir takım bir futbolcuya 4,5 milyon euro bonservis verip o adamı toplamda 50 dakika 60 dakika top oynatıyorsan zaten orada çok büyük bir problem vardır. Raşit Gezal konusuna geleyim abi müsaadenle. Tabii ki buyurun. Raşit Gezal Beşiktaş'ın en büyük bel bağladığı oyunculardan bir tanesiydi. Belki de bu kadro yapılanmasında hep var olacak. O oyun kurucu, işte topu önünde tutan, çok iyi asistler yapan, kilit paslar, ara paslar atan oyuncu veya atacak oyuncu hep Raşit Gezal. Onun üzerine de kurulduk şampiyonluk sezonunda. Ne kadar başarılı bir futbol oynadığını hepimiz biliyoruz. Ama Raşit Gezal'da psikolojik bir sakatlık var artık. Hatırlayın Rıza Hoca'nın geldiği ilk maçta Raşit Gezal yedek kulübesindeydi. Hoca oyunu almaya çalıştı. Raşit Gezal ağlayarak ben oynamayacağım diyerek o karşılaşmada oynamadı. Ondan sonra da Gezal 2 hafta yine yoktu. Bu sadece bugün işte Fenerbahçe maçında kadroya girdi. Onda da zaten ikinci yarıda oyuna girdikten sonra yani Gezal'ı benim gözlerim aradı. Nerede bu adam diye. Bilmiyorum maçı izleyenler başka ne düşündüler ama ciddi bir form, motivasyon, ciddi bir eksikliği var. Bu giderilemiyor. Bu futbolcu tarafından mı giderilmeli? Teknik heyet tarafından mı giderilmeli? İkisi birlikte bir araya gelip mi giderilmeli? Bunun çözümünü bulunması gerekiyordu bu zamana kadar. Ama iki sezondur verim alınamayan bir futbolcunun. Yani bu futbolcu sakatlıktan döndüğüyle hani verimsizliğini tartışmak bana biraz şey geliyor abi. Doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Raşit Gezal'ı ben şeye benzetiyorum. Adamın adını da hatırlayamadım bir anda. Karagümrük'e gitmişti. Daha sonra Bosnalı futbolcu Adem Ljajić. Ljajić'e benzetiyorum. Ljajić'te de aynı durum vardı. Bir sezon çok iyi futbol oynamış. Ondan sonra işte onun da ikili ilişkilerinde yaşanan problemler nedeniyle bir türlü futbola kafasını veremedi ve hiçbir şekilde de başarılı olamamıştı. Gezal'ın durumu o. Rozier valla son iki haftadır yok. Nerede olduğu bilinmiyor. Sakat deniliyor. Kamp kadrolarına girmiyor. Bir işte başım ağrıyor diye çıkıp oynamadı. Bir nezle oldum diye oynamadı. Şimdi benim sesimi de insanlar duyuyorlardı. Hafta sonunda biz neredeyse influenzayla evde geçirmek zorunda kaldık. Ama bir şekilde işimizin başındayız. Yapmaya devam ediyoruz. Bunlar milyon euro alan insanlar ama benim başım ağrıyor diye 37 derece ateşim var diye futbolu maça çıkmıyor. İşte Abubakar sen söyledin saç ektirme olayı. Evet. O biraz muallak gerçi doğrusu. Bugün gazetelere bakıyorum. Gazetelerde gene buna benzer haberler var. Yani kulüp yalanlamış olsa da bir saç ektirme olayı olmuş. Öyle haberler yani var. Işte, yani şimdi gözümle görmediğim şeylere çok inananlardan değilimdir ben. Ama yani vardır niye olmasın saç ektirmiştir. Ondan dolayı top oynamıyordur. İşte Beyli ya var ya yok olsa hata yapıyor. Bu adamı bir de hani defansı toplasın diye stoperi toplasın diye son anda da olsa transfer edilmiş bir adam. Açıkçası ben çok daha fazla isim bekliyordum. Yani 5 isim bana biraz şey gibi geldi. Az gibi geldi. Daha radikal kararlar bekliyordum. Bu galiba ilk adım gibi görünüyor kadro dışı açıklamaları. Bu arada Rıza Hoca ile ilgili de ben belki bir tasarruf olabileceğini önümüzde. Onu sana soracağım. Yani Rıza Hoca'nın gönderilme durumu konuşuluyor. Sergen Hoca'nın geleceği konuşuyor. Yabancı bir teknik adam geleceği konuşuyor. Neler söylersin? Ya şimdi Rıza Hoca'nın bir defa taraftar üzerinde çok büyük bir kredisi vardı. Bu bir gerçek. Yani hepimiz bunu kabul edelim. Ben de Rıza Hocalar sayesinde Beşiktaşlı olmuş. İşte o Metin Ali Feyyaz Rızalı dönemlerde Beşiktaşlı olmuş bir insan. Benim çocukluk dönemlerime denk geldi o yıllar. Şimdi elbette kredisi çok yüksekti. Takımın çok başarılı bir takım olmadığı, futbolcu kalitesinin çok yüksek olmadığını da hepimiz biliyoruz. Herkes tarafından bilinen bir şeydi. Ama Rıza Hoca'nın önce Ankara Gücü maçı, sonra Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalar Beşiktaş taraftarının gözünde hoca bir dakika belirtmek zorunda kaldı. Yine Necip'te söylediklerim Rıza Hoca için de söyleyeceğim. Biz hiçbirimiz onların Beşiktaşlıklarını tartışamayız. Hiçbirimiz Beşiktaş'a olan sevgileri üzerine yorum yapamayız. Bu haddimiz değildir. Çünkü bunlar yıllar boyunca Beşiktaş'a emek vermiş, büyük başarılar elde etmiş futbolcular. Ama Rıza Hoca'nın teknik direktörlük kariyerinde yapmış olduğu bazı açıklamalar ve buna bağlı yapmış olduğu tercihler Rıza Hoca'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olup olamayacağı konusunda taraftarlar ve bence yönetimce de sorgulanmaya başlanmasına neden oldu. Gider mi? İhtimali görüyorum. Büyük ihtimalle devre arasına kadar Rıza Hoca devam edecektir yönünde benim tahminlerim. Devre arasından sonra bir yapılanmaya gidilecektir. Orada da Sergen Yalçın mı yabancı teknik direktör mü? Ben biraz da artık Beşiktaş'ın önüne bakması gerektiğine inananlardanım. Elbette Sergen Yalçın'da Beşiktaş'ta çok büyük şampiyonluklar şimdi çok büyük bir şampiyonluk yaşamış ve çok büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu ve bir teknik adam. Ama hani
lütfen söz mazur görünsün. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yardı diye bir atasözümüz vardır. Ya biz Beşiktaş yıllarda da aynı şeyi yapıyor. Dönüyor dolaşıyor aynı isimler etrafında, aynı futbolcu grupları etrafında, aynı futbolcuları ve teknik adamları etrafında dönerek farklı bir başarı elde etmeye çalışıyor. E belli bu olmuyor artık. Artık Beşiktaş'ın başına kariyerini ispat etmiş ciddi anlamda bir başarı temsili olan bir teknik adam ve bu teknik adamın kuracağı kadro doğrultusunda da yeni transferler yapılmalı. Ha bu kolay iş mi? Teknik adamı getirirsiniz. O problem değil. Ama Beşiktaş'a yeni bir kadro yapılanması kurabilmek işte o çok zor iş. Neden çok zor? İşte bugün Vincent Aboubakar, Valentin Rozier, Raşit Gezal, Onana, Erik Bailly. Bunlar 5 tane kadro dışı var. Hadi Bailly ile Gezdo'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Peki bu 3 adam Aboubakar'ı, Rozier'i ve Onana'yı nasıl sözleşmesinden çıkacaksınız? Diğer işte Chamberlain'in nasıl sözleşmesinden çıkacaksınız? Bebic'in nasıl sözleşmesinden çıkacaksınız? Orada yani bu adamların sözleşmelerinden çıkmanız lazım ki yerlerine yeni insanlar alabilirsiniz. Bu en büyük sorunu Beşiktaş'ın. Yoksa hoca değil ki, hocayı getirirsiniz. Şeyi getir, Guardiola'yı getir Beşiktaş'ın başına, ne olacak? Oyuncu futbolcu transfer edemekten sonra yapacak hiçbir şey yok. Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu ve bence yeni yönetimin ve Sayın Hasan Arat'ın işte futbol şubenin en büyük elindeki patlamaya hazır bomba da bu olarak görüyorum. Kerim çok teşekkür ederim yanımıza bağlandığın için. Rica ederim abi. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Evet, attığımız Ajans Spor Beşiktaş yazarı sevgili Kerim Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmesi tekrar verelim. Hani radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Beşiktaş'ta Aboubakar, Rozier, Bailly, Gezal ve Onano kadro dışı bırakıldı. Kulüpten bir bilgilendirme geldi. Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba, Vincent Aboubakar, Valentin Rozier, Erik Bailly, Raşit Gezal ve Jane Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız. Beşiktaş kulübü yazısında okumuş olduk. Evet, Beşiktaş'ta çok ilginç gelişmeler olacağını söylemiştim. Daha da gelecek gelişmeler var, ben size söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bir teknik direktör operasyonu da yapılacağı kulüp içerisinden böyle bilgiler de dolaşıyor. Evet, bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI Sigorta. HDI Sigorta.